Bahçe. Niye çıkarmadın hala yüzüğünü? Artık Volkan bir şey yapamaz. Bilmem. Farkındayım. Her şey çok üst üste geldi. Daha bitmedi aslında hocam. En azından artık güvendesin. Zeynep, eğer dinlenmek istersen yerin hazır. Teşekkür ederim Emir abi. Zeynep'i hiç iyi görmüyorum. Haksız mı? Neler yaşadı? Neyse, hadi seni artık uğurlayalım. Anlamadım. Peki. Şöyle ki, Volkan'ı elimde tutacağım. Zeynep'i ve ailesini buradan kaçırarak değil, onlarla anlaşarak göndereceğiz. Neden? Yani Kerime Hanımları ben getiririm bir şekilde. Sonra Zeynep'le ailesini göndeririz. Yok, yok, yok. Onu denedik, olmadı. Bu kaçma kovalama işleri bitirdi bu kızı. Nedir ya oradan oraya? Şöyle yapıyoruz. Zeynep'i ve ailesini bana veriyorlar. Sonra kıymetli oğullarını ben onlara geri vereceğim. O kadar. Ekrem kabul eder mi? Hadi o etse Macide eder mi? Oğulları elimde. Yoksa kıyamete kadar burada tutacağımı biliyorlar. Mecbur edecekler. Peki. Peki mi? Hayret, sen bana peki mi dedin? Sana hayret. Ben çılgınlar gibi polise koşarken Zeynep yanımda sakin ol polise gitme demedin. İşte şimdi başlıyoruz. Ben başlamıyorum bir şeye. Sen hayret dedin. Tamam. Şimdi lütfen git. Bak gerçekten ortada görünmemen şüphe çeker. Lütfen. Tamam. Zeynep'e veda edeyim giderim. Ya arkadaş, ben hayatımda bu kadar inatçı bir kadın görmedim. Niye laf dinlemiyorsun? Laf dinlemeyi sevmiyorum demek ki. Biliyorum, çünkü sen sürekli laf anlatmayı seviyorsun. Öğretmenim ya, ondandır. Çattık. Yine çattık. Zeynep'ciğim, gidiyorum ben. Kendine iyi bak, olur mu? Hocam, siz de çok dikkat edin, olur mu? Geçen sefer de hep kötü şeyler oldu. Volkan evi yaktı, siz vuruldunuz. Yine kötü bir şey olmasın. Olmayacak bir tanem. Merak etme. Siz gidene kadar Volkan burada kalacak. Sen böyle şeyleri düşünüp dertlenme, tamam mı? Zeynep! Zeynep nerede? Zeynep nerede? Hadi artık. Bu hep böyle bağıracak mı? Bağırmayacak tabii ki. Sen gidince onunla da ilgileneceğim. Hadi. Aç şu kapıyı Emir! Emir Baykara, aç şu kapıyı! Nereye? Ne konuştuk biz seninle? Ben onlar gibi değilim. Bu serserinin çıkardığı yaygaraya tahammül edemem. Onlar gibi değilsen onlar gibi davranmayacaksın. Bak, biri tahammül edememiş, üstüne basmış, öbürü almış göklere çıkarmış. Sonuç. Sonuç ortada. Tamam, hadi haklısın diyelim. Ya Zeynep'e de yazık değil mi? Bu kız bari birazcık burada huzur bulsun. Huzur bulması için onun bağırmaması değil, Zeynep'in duymamayı öğrenmesi lazım. Zahit baba, Zeynep şu anda burada benim himayemde. Öğrenene kadar o sesini kesecek. Ne oluyor? Ne diye bağırıyorsun? Sen beni buraya kapatıp Zeynep'i kaçırmaya çalışıyorsan boşuna. Dünyanın öbür ucuna gitsin, ben bulurum onu. Şimdi beni iyi dinle. Zeynep'i de ailesini de buradan götüreceğim. Sen de bulamayacaksın. Sonra seni de... Ne beni de? Ne yapacağım beni? Döve döve adam mı edeceğim beni? Yok, sen nutuk atacaksın belli. Bak, elini kolunu bağlamıyorum. Ağzını kapamıyorum. Hoş hak etmesen de sana insan muamelesi yapıyorum. Niye? Babası kıyıyor da sen kıyamıyor musun yeğenine? Sana kıyamıyorum. Soyadım babanın kirlettiği yetmediği gibi senin gibi bir kansıza vermiş. Kansız. Kansız. Kansız da olsam onun elinde bir tek ben varım, biliyor musun? O da babaysa gelir bulur zaten. Ulan madem bu kadar babana güveniyorsun, ne diye bu kızı kaçırıyorsun? Şimdi beni iyi dinle. Susacaksın, oturacaksın. Kendine de Zeynep'e de rahat vereceksin. Yoksa burayı kendine cehenneme çevirirsin. Zeynep olmadan cehennemdeyim zaten. Yok, daha Araf'tasın.
Ama böyle devam edersen sana cehennemin yolunu gösteririm. Çıktın mı o evden? Yok, daha çıkmadım. Ben hala kömürlükteyim. Sen hala orada mısın? Ya sen beni arar aramaz ben sana o evden çık demedim mi? Kendini tehlikeye atmanı istemiyorum. Tamam, tamam. Çıkıyorum şimdi, tamam. Ben sana söyledim birader. Biz çağırmamışız. Ya Burak Savaş değil mi burası? Değil. Burak Bey'in evi şu aşağıdaki. Burası Ekrem Baykar'ın evi. Rica edeceğim. Al arabanı. Hadi kardeşim. Volkan, ben seninle gelmek istemiyorum. Oğlum ne oluyor? Bin o arabaya! Düşme arabaya. Volkan, Allah aşkına oğlum sen ne yapıyorsun? Kaçmalama Volkan. Volkan! Emir, bak ben bunların evindeyim şimdi. Ya dur bir dinle, dinle. Çabuk ol. Volkan Zeynep'i aldı gitti. Ya sabır. Bir tane işin var Macide. Bir, Volkan'ı zapt etmek. Ama sen hem giderken bırakıyorsun hem de oğlunun gittiğini benden saklıyorsun. Senin de oğlun değil mi bu çocuk? Maalesef, maalesef. Her şey beklenir ondan. Tek başına hareket edecek kadar şuurlu biri değil. Allah Allah, şuursuz diye diye sen şuursuz yaptın çocuğu. Yahu gözümüzün önünde bile neler yaptı. Tepesi bir atarsa gider ev yakar, silah çeker, kız kaçırır. Olmayan aklında ne eserse onu yapar. Aha, bir de Zeynep'i götürmüş. Ben Emir'le bir anlaşma yaptım Macide. Şimdi öğretmenle beraber gelecek, hesap soracak. Onların hesabından mı korkacağım? Onlardan değil Macide. Ben bir söz verdim ya, benim sözümü yere düşürmekten korkacaksın. Zaten anlaşma bozulunca öğretmen dosdoğru polise gider, oğlun da hapse düşer. Oh! E gitmedi mi zaten? Ben mesaj atıp engelledim demedin mi? Ben değil. Emir engellemiş, Ferdi söyledi. Ama yine de Volkan'ın peşine düşecekler. O yüzden ara, dönmesini söyle. Arıyorum Ekrem, arıyorum. Cevap vermiyor, geri de dönmüyor. Bana mazeret uydurma Macide. Açana kadar arayacaksın. İkna edeceksin, dönecek. Efendim? Söyle İsmail. Evet. Ne diyorsun? Tamam İsmail, tamam. Ben ilgilenirim. Azerbaycan'daki inşaatı durdurmuşlar. İsmail de bir işe yaramıyor. O değil. Emir. Her saldırdığını bu kadar çabuk yıkarsa sonumuz ne olur bilmem. Esma'cığım, canım arkadaşım. Gel otur yanıma, sana yer açayım, gel. Tamam. Hemen şımarma sen de affettik diye ya. Kardeşim, Esma yer mi bu numaralara? Yemem. Ama senin de ondan aşağı kalır yanın yok. Ya şey, ben gitsem artık olur mu? Ya kızım otur 2 dakika ya. Ya çok geç kaldım. Hem sen niye bana ısrar ettin ki ya? Ben ne güzel gidiyordum. Ha, o okutmadığın nota sayarsın artık. Geç otur hadi. Ne notu ya? Doğukan bir not düşürdü. Aha. Arkadaşla biz o notu alalım inşallah oyuna girelim diyor. E girelim. Hayır efendim, girmiyoruz ya. Ya bir düşünsenize, ayıp değil mi? Bize yakışır mı? Vallahi o aileye yapılan her şey müstahak. Ya var ya işte geçen dedim bu sarhoştu, biz bunu bir güzel dövdük diye. Dövdük. Kesin orada aldı gitti Zeynep'i. Oo, çalıp söylemeyecek diyorsunuz yani. Aynen öyle. E hadi o zaman. Ya hadi otur sen de, hadi lütfen. Tamam, buradayım. Tamam. Ha?
Ya oğlum, oğlum yahu bir dur, bir dur. Ne anne? Gelir şimdi kız. Anne, kız telefonunu açmıyor. Ay Allah, niye böyle yaptı bu? Ben biliyorum niye böyle yaptığını. O Elif öğretmen kafasına girdi bunun. Bana bak, Macide'nin aklına uyup saçma sapır konuşma ya. Bak, benim delikanlıları okuldan döndü. Fidan Hanım hala yok. Şey, Fidan gelmesi de biz de onu merak ettik. Gelmek üzeredir herhalde. Anladım. Anne, ben çıkıyorum. Bir bakayım şuna. İyi, tamam. Levent Hoca yeni kitap istemişti. Onu almak için beklemiştir. Anladım. Ben çıkıyorum anne. İstersen ben bakayım. Hani işin gücün falan vardır diye dedim. Yok da Okan Bey, estağfurullah, olur mu öyle şey? Sağ ol. Ben bakarım. Ya oğlum. Oğlum. Ya oğlum. Ya bana bak. Kızın üstüne çok gitme tamam oğlum. Tamam anne, tamam. Ya çok ağladı dün gece zaten. Sakin ol, sakin. Ay Allah'ım. Of. Ay Allah'ım ya. Yine mi kediler dadandı buraya? Ay işim başıma açmış. Of, of. Allah. Ya Rabbim, bitmiyor, bitmiyor. İşim, telaşım bitmiyor yani. Darmadağın etmişler ya. Ne dağıtmış bu kediler ya. Sen ne arıyorsun burada? Allah kahretmesin seni. Çekil gideyim. Bana bak, sen buraya saklandın da casusluk mu yapıyorsun ha? Bırak gideceğim. Bırakmam. Bırak gideceğim. Bırakmam. Gideceğim. Bırak. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Buraya gel. Ay tutun, dur kaçma, ay tut, 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 bırakma, bırakma, bırakma şunu, tut Allah aşkına. Ne oluyor burada? Bu var ya bu, bu kömürlüğe saklanmış. Belkıs, senin ne işin var benim evimde, ha? Sen de izleme, işin başına dön. Kadın seni parçalarım, kim aldı seni içeri, ha? Bu hep Emir'e çalışıyor. Öyle mi? Bırak beni. Nasıl girdin benim evime? Macide, sakin ol. Belli ki kendinde değil kadıncağız. Kadıncağız mı? Sen Ekrem'in eski metresine kadıncağız mı diyorsun? Sen mi yardımcı oluyordun yoksa buluşmalarına, ha? Kendine gel. Kadının şu haline bak. Sana soruyorum, ne işin var benim evimde? Yok bir şey işte, öyle girdim. Öyle mi? Sen bu evin önünden geçemezsin, öyle girmişmiş. Şükran, Doğukan'ı çağır gelsin hemen. Tamam. Nasıl girdin içeri? Kim aldı seni, ha? Yaptıklarım yetmedi mi sana? Sen yoksa hala Ekrem'in peşinde misin, ha? Yok, yok, ben... Ben ne? Ben ne? Ekrem mi aldı seni içeri? Hayır, hayır, hayır. Konuş dedim sana. Yenge, dur! Doğukan, al ben, bırak! Al, bırak! Bırak beni, tamam! Bırak beni eve, öğreneceğim nasıl girdiğini! Macide, Allah aşkına yürü eve. Bırak beni. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Bir daha sakın buraya gelme. Yani niye zaten buraya gelip saklanıyorsun ki? Tehlikeli bunlar, bilmiyor musun? Dayısının yeğeni işte. Bozulma hemen, güzel çocuk. Büyük dayını değil, küçük dayın, Emir'i diyorum. O da öyle dedi. Çık oradan, orası tehlikeli dedi. Öyle derdi yani. Anladım anlayacağımı. Ya işte şu küçük kızın hayatı... Zeynep'in hayatı söz konusu. Evet. Sen hiç merak etme. Kızılcıklar oldu, muselelere doldu. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu. Mendili yerine. Yok, benim artık gerçekten gitmem lazım. Tamam be kızım, sarardın soldun sen de. Gerekirse o abini de döveriz. O biraz zor yalnız. Yürü. Ay. Yürü. Neredesin kız sen? Okuldan çıkınca direkt eve geleceksin demedim mi ben sana? Ben gerçekten zamanın nasıl geçtiğini çok anlayamadım da. Tamam, bir sakin ol. Kızlar eve dönüyordu. Biz yoldan çevirdik. Yani öyle iki sohbet edelim diye. Aynen öyle oldu. Ben de ısrar ettim. Var mı? Size soran oldu mu? Siz karışmayın oğlum. Ya sen artık karışma asıl şu kıza ya. Sen karışma. Dağılın, asabımı bozmayın. Bir dakika. Dağılırız, dağılmayız. Sana mı soracağız? Hiç. Çakma kabadayı ya. Bak senin sesin çok çıkıyor ama bugünlerde. Sen bir yavaş olsana bir yavaş ol. Dur, 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 ne olur kavga etmeyin abi. Biz gidelim. Ben seninle evde konuşacağım, yürü. Ya bırak şu kızın kolunu artık.
Tamam, Esma, Esma. Tamam da bak böyle de olmaz ama. Allah Allah. Olur, tamam. Allah Allah. Oğlum ben döverim bak bu bıyıklı ya. Geç, geç. Verdi. Bin şu arabaya. Ne oluyor? Bin arabaya. Geldi Allah'ın belası. Elinin körü oluyor. Binsene kızım arabaya. Dur bir dakika. Ne istiyorsun o canım? Ne istiyorsun söyle. Bu şekilde konuşamayız ama. Bir şey mi yaptı Fidan? Ki yaptıysa bile böyle davranamazsın. Kardeşimle nasıl konuşacağımı sana mı soracağım ben ya? Benim öğrencim. O yüzden eve soracaksın. Malumlara ceza diye inmiş bir kadın bu ya. Bak her mesele ayrı. Ben sana Fidan'la ilgili konuşalım diyorum ama sen bağırıp çağırıyorsun. Konuşacak bir şey yok. Evine vaktinde gelmedi. O zırta pozlarla da parti yaparken vurdum ben bunu. Ya ne partisi ya? Biz sadece oturuyoruz. Sus kız! Bin arabaya! Sus mu? Bak sen bir şey söylüyorsun, kardeşin de cevabını veriyor. Dinlesene. Böyle abilik mi olur? Vallahi onun da kaderine böylesi düşmüş hocanım. Elden ne gelir? İyi. Hocam ben iyiyim. Tamam. Fidancığım korkma. Bak sen bir şeyden korkmadığını kaç defa ispatladın? Hiçbir şeyden korkmuyorsan da benden korkacaksın Fidan. Bak sabrım taşıyor benim ha. Hocam biz gidelim artık ne olur. Peki Fidancığım. Tamam. Tamam. Hadi hadi. Bin arabaya. Hadi hadi. Müsaadenizle hocam. Hayrola? Macide çıldırdı dedi Leyla, geldim. Ne oluyor? Gel gel. Asıl sana sormak lazım, ne oluyor? O Belkıs'ın bu evde ne işi var? Belkıs? Bu eve mi gelmiş? Gelmiş. Hem de kaç gündür kömürlükte kalıyor belli değil. Ekrem sana soruyorum. O kadın bu evde ne arıyordu? Asıl sen burada ne arıyordun onu söyle. Belkıs'ın sana verdiği fotoğraf, mektup buralarda bir yerlerde duruyor mu? Ona bakıyorum. Olacak şey mi Macide? Kendine gel. Kendime falan gelemem. Senin metresinin bu evde ne işi vardı? Lütfen sesini alçaltır mısın Macide? Metres ne demek? Şaşırdın herhalde. Kadın gitmiş bitmiş. Ekrem bu ne cüret? Bu kadın kimden cesaret buluyor? Nasıl giriyor bu eve? Ne bileyim. Aklını yitirmiş işte. Yitirmişse yitirmiş. Sen buldurursun. Tedavi mi ettiriyorsun yoksa sen bu kadını ha? Allah aşkına Macide, tedavi ettirilecek hali mi var? Yazık. Yazık mı? Ben sana öyle bir yazık ederim ki Ekrem Baykara, ondan beter hale düşersin. Yahu hani sen Volkan'ın derdindeydin? Ne oldu şimdi? Belkıs da Emir'in işleri mi ne yapıyormuş o yüzden... Bırak şimdi, Volkan'ı Emir'i falan karıştırma, lafı değiştirme. Bak seni tehdit etmiyorum. Beni bir kere cümle aleme rezil ettin, sustun oturdun. Sustun oturdun öyle mi? O yüzden mi kadın bu hale geldi? Bana bunun hesabını mı soruyorsun sen şimdi? Tamam. Tamam. Anlaşıldı. Şu anda konuşacak durumda değilsin. Önce bir sakinleş sonra konuş. Sonrası falan yok. Sonrası falan yok. Eğer bu kadına en ufak bir ilgini hissedersem... ...bu sefer bütün Sarpça'yı ateşe veririm. Senin karşında Macide Baykara var. Öyle yere atıp çiğneyip geçemezsin. Ne diyorsun baba? Çok iyi mekan değil mi? Yani otel olmaya doydu. Mülk de bizim. Olmaz o iş. Baba bir dinle, bir dosya hazırladım ben sana. Bu kadar çalışmak istiyorsan şirkette 1000 tane iş var. Gel çalış. Durma öyle sokak ortasında, yürü. Benim hiç şansım yok değil mi? Ne diyorsun yine? Sen beni bir kere silmişsin zaten. Kan, sana bu konuyu bir daha açma dedim. Bu konu hiç kapandı mı ya? Volkan,
Ben de senin oğlum baba. Ben de senin öz be öz evladınım. İyisin demedik, yürü. Doğru. Ben anca seni böyle sokak ortasında rezil ederim baba. Evet, sen anca beni böyle rezil edersin. Sen de beni nefretinle boğarsın. Veremediğin o sevgin var ya. Onunla paramparça ediyorsun beni her gün. Yürü lan yürü, millet bakıyor, yürü. O millet bakmasa... Sen beni şuracıkta öldürürsün Ekrem Baykara. Keşke bana kalmasaydın. Baba. Keşke o gün ben ölseydim. Volkan. Beni bu acıyla sınama. Sen her Allah'ın günü beni bu acıyla sınıyorsun. Her Allah'ın günü. Söylesene ya. Söyle o gün sen olsaydın Volkan de. O gün sen ölseydin Volkan de, söyle. Yok öyle bir şey. Sen de benim. Oğlumsun diyemiyorsun ya. Baba. Ben sana hala nasıl baba diyebilirim? Tamam konuşuruz. Ne saçmalama çok, ya. Çok bağırış çağırış oldu demin. Şimdi girmeyeyim ben. Ya bence de ama kadın koptu gidiyor, ne yapayım? Kızımı istiyorum ben. Ne oluyor? Bittim, tükendim artık. Çocuk daha yeni iyileşmeye başlamıştı. Oğlun alıp gitmiş kızımı. Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Ya azıcık rahat eder diye size gelin verdim ben. Ne oldu şimdi? Bak şimdi sen o öğretmene güvenip böyle konuşuyorsun ama çok yanlış yapıyorsun, söyleyeyim. Niye güvenmeyecekmiş? Baş edemiyorsunuz Elif Hoca'yla değil mi? Ondan bu. Oğlum şimdi sırası değil, tamam mı? Ortalık kaşık, sus. Asıl sen sus. Susmayacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar, Emir abiyle Elif Hoca'yı yenemiyorlar. Yalan mı? Doğukan, çıkar şunu. Gitmiyorum ya. Ablam bu eve gelene kadar bu evi sizin başınıza yıkacağım. Ne yapıyorsun sen ya? Nereye götürüyorsun oğlumu? Benimle merak etmeyin. Ya bırak beni. Ya. Zeynep dönsün. Biz bu evden gideceğiz. Emir Bey evim size açık dedi. Kerime bana bak. Zaten cinlerim tepemde. İstediğini yap. Ben baştan hata ettim. Bu eve kız verilmezmiş. Benim oğlum ortada yok. Seni şuracıkta öldürürüm kadın. Ne yapıyorsun sen be? Aklını başına al. Yoksa o oğlunu hapse attırırım. Kızının yüzünü de bir daha asla göremezsin. Emir diyor bir de bana hala ya. Manyakla uğraşılır mı be? İyi misin annem? Kalk bir daha da uğraşma bununla. Hadi soluklan sen, ben senin ilaçlarını getiriyorum, tamam? Mehmet, Mehmet. Ya oğlum, oğlum. Ya abi dur. Bırakır mısın beni ya? Ya küçük dayıma benzettiler beni bugün. Fiziksel olarak söylemiyorum. Ablam Emir abinin yanında mı? Emir abine güveniyor musun? Tabii ki çok. Elif Hoca'ya güveniyor musun? Evet. Neredeler şu an? Burada yoklar. Ablan kötü bir durumda olsa bu evin altını üstüne getirmezler miydi? Ama nasıl? Nasılını sorma. Sadece böyle olduğunu bil. Kimseye de bir şey söyleme. Anneni de sakinleştir. Tamam mı? Tamam. Fidan kızım ağlama artık yavrum. Anne. Resmen rezil oldum. Abim gitti, beni herkesin içine sürükleyerek götürdü. Ya kızım abinin huyunu bilmiyor musun? Niye geç kalıyorsun? Zaten Elif Hoca'ya da bir ton bağırdı çağırdı. O kadını karıştırma. Yavrum, abin seni korumak istiyor. Hani niye böyle yapıyorsun? Bak onun da işi başından aşkın, ne yapacağını şaştı. Şimdi Ekrem Bey'in işinin peşine düştü. Ağlama kusur. Fidan şu... Çalışma odası biraz dağıldı kızım. Git orayı toparlayıver. Tabii. Fidan, yavrum elindeymişken tozlarını da alıver. Hadi bakalım. Tamam. Ben bu kızın halini hiç beğenmiyorum Şükran. Macide Hanım,
Benim fidanım çok hassastır. Kalbi çok temizdir, biliyorsunuz. Biliyorum. Bilmez miyim? O yüzden konuşuyorum zaten seninle. Yani bu kadar saf bir kız bu ara neden böyle boyundan büyük işlere kalkışıyor acaba? Biliyorsun değil mi? Neden ki? Bu hoca yüzünden işte. Ferdi ile konuştum. Abisiyle bile arasına girmiş. Vallahi çocukların hep başlarında. Öğrencileri hep size karşı dolduruyor. Ben konuşurum Fidan'la. Hayır, bu kızı nasıl dolduruyor ben anlamıyorum ki. Sonuçta Fidan bu evin kızı değil mi? Biz yıllardır hep öyle gördük. Yani vakti gelince de hayırlı bir kısmet bulup bu evden gelin edeceğiz onu inşallah. İnşallah. Sen yarın bunu okula gönderme Şükran. Efendim? Benim aklımda bir şey var. Bu hocayı öğrencilerinden iyice ayırmak lazım. Macide Hanım. Sen yarın gönderme Şükran'cığım. Sonrasını yine konuşuruz biz. Bunu da buraya bıraktım söz verdiğim gibi. Hadi bakalım. Hocam, hocam. Hocam biz alalım onları. Siz hiç yorulmayın. Gelsene buram. Hacı Barza. Çocukları hakikaten yola getirdiniz. Yola gelmek demeyelim de biz yine de. Sağ olun gençler. Hocam, Fidan'ın başı derde girdi az önce. Gördüm ben de. Konuştum abisiyle. O Ferdi anladı mı? Tabii ki hayır. Haydi, siz geçin biz geliyoruz. Gerçekten o evde bir tane normal insan bırakmayacaklar. Öyle. Bugün Zeynep'i görmek için uğradım ama yok dediler. Çocuklar da bir şeyler anlattılar ama. İşte benim de bildiğim Volkan kız alıp bir yerlere götürmüş. Kimse yerini bilmiyor. Çok üzüldüm. Gençlerin bizim yardımımıza gerçekten çok ihtiyacı var. Siz iyi ki geldiniz. Yolumuz zor olsa da yol arkadaşı iyi olduğu zaman yürümek daha kolay olur. Kolay demeyelim de daha keyifli olur diyelim. Ha? Geldiniz mi? Yok, yoldayız daha yenge. Şey nerede? Levent nerede? Dışarıda Elif Hoca ile konuşuyor. Dışarıda ne konuşuyor? İki kafa der. Ne konuşuyorlar? Bir üçgenin karşısındaki kenar ve ona olan neydi lan o? Ya kardeşim, ya espri yapmak için bile öğrenemiyorsun ya. Olmayınca olmuyor. Pisagor'u tartışıyorlar. Bu mu espri? Espri miydi şimdi bu? Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne bilelim diyoruz, hocam diyoruz hani. Hayatım, hocam okulda evde yengem diyeceğim. Hoş geldin. Özlem, burası da çok güzel olmuş değil mi? Değil mi? Aynen. Güzel burası. Yani yukarısı öyle çok güzel değildi. Elif hocam, kitaplık aldım demiştin. Biz ilk iş onu kuralım saat geç olmadan. Hayatım, benim odam daha bitmedi. Sırayla gidelim istersen. İyi tamam. Arda sen Özlem'e yardım et. Az bir şey kalmıştır zaten. Dayı ben de sana yardım edeyim. Aslında daha yukarıdan inecekler vardı. Gürültü olmadan onları indirsek. He o zaman ben de size yardım edeyim. Tamam, o zaman önce gürültülü işler. Tamam hocam, aldım ben. Tamam. Önce gürültülü işler. Üstüne burada abla. Ben sana diklerine kadar girme. Oradan hemen çık dedim. Hiç laf dinlemiyorsun. Bir kızın daha hayatını karartmasınlar diye yaptım Emir. Şunu da al, istemiyorum ben bunu. Sen de kalsın. Yok ya, istemiyorum ben bunu. Bunlar zekayı geriletiyor. Hah, şöyle yavaş yavaş kendine gelmeye başladın. Ben gideyim, sağ ol beni Emir. Birkaç gün buradasın. Seni şuradan şuraya bırakma. Ben seni sokakta bulmadım. Sen beni sokakta buldun. Bak, bütün yaptıklarının karşılığını alacaklar. Sana söz veriyorum. Ekrem Bey geldiler. Ben gideyim. Kız,
Merak etme, buraya girmez. Burada kal. Fatma abla. Geç otur. İstemez. İyi, çay kahve içer misin? Çok önemli dedim, mecburen geldik. Ne söyleyeceksen söyle. Ya gerilme, rahat ol. Nasıl gerilmeyeyim? Can düşmanım gibi dört yandan saldırıyorsun. Can düşmanın değil miyim? Hı. Hoş saldırsam ne olacak? Bir açığın yoksa yıkılmazsın. Ne söyleyeceksen söyle dedim. İyi. Oğlun elimde. Ne? Oğlun elimde. Uzatmayalım. Zeynep'i ailesini bana vereceksin, ben onları buradan sağ salim çıkaracağım. Ha, başka? Onlar yeni yerlerine yerleşince sen de kıymetli pırlanta gibi evladını benden geri alacaksın. Oğlumu tutsak etmişsin, bir de benimle alay mı ediyorsun? Haşa, ben gerçekleri söylüyorum. Bana bak. Hiç bana bak, laflarına girme. Eğer dediğimi yapmazsan Volkan'ı öyle bir yerde saklarım ki bin yıl arasan bulamazsın. Sana böyle boyun eğeceğim, öyle mi? Yok, sanmıyorum. Tabii ilk önce bir esip gülleyeceksin. Yok efendim böyle yaparım, yok efendim şöyle yaparım diyeceksin. Ama ben sen değilim. Sabırlıyım, beklerim. Tamam deyince haber verirsin, gerekli adımları atarız. Sana bunun bedelini ödeteceğim Emir. Tabii, ödetirsin. Nevzat, misafirimizi uğurlayalım. Gerek yok, ben giderim. Aklına neler dedi mi? İyidirler değil mi Zahit amca? Beni bulamazlarsa onlara bir şey olmaz değil mi? Olmaz evelallah. Şimdi sen diyeceksin ki ben bu genç yaşta bu acı imtihanı neden veriyorum? Evet, elimde değil. Gerçekten neden veriyorum diye düşünüyorum. Ama bir türlü bitmiyor. Kılıcı keskin, parlak, mükemmel yapan, üzerine inip kalkan çekiş darbeleridir kızım. Ama inan bana o da sonsuza kadar sürmez. O zaman mükemmel olunca mı göreceğim nedenini? Hayır. Ancak çekiş darbeleri bitince. Ama seni seven bir sürü insan var. Bak Elif öğretmen, sonra Emir abin, arkadaşların. Güven bana. Çok uzun sürmeyecek. Al bakalım. Teşekkür ederim. Allah, bu ne ya? Bir dikkat et ya. Çok özür dilerim. Şunu bir tutsana. Tut, tut. Bende ıslak mendil var. Ben şimdi onu hemen sileceğim. İstemiyorum, tamam. Dokunma, istemiyorum. Ağladın mı sen? Şey, gözlerim kızarmış da o yüzden sordum. Ağlamadım. Bir derdin var belli ki. Ben de böyle bir şey yaptım. Ama tamamen benim sakarlığım. Çok özür dilerim tekrardan. İyi günler. Sen beni tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum. İyi günler tekrar. Arzacığım şuraya koyabilirim. Hocam bu koliler de çok ağırmış ya. Beni ilk evime taşıyan adam, abla senin de evin milli kütüphane gibi demişti. Ay ne espri, ne espri. Kitaplık tamam. Bak bakalım beğenecek misin? O zaman ben bunları yerleştireyim şimdiden. Dayı biz daha tamam değiliz. Bitmeyen kitap kolileri var. Onları alacağız. Sen bana yardım etsene be oğlum. Tamam kardeşim. Hadi hadi hadi. Sana helal olsun be Elif. Görüyorsun değil mi bizim gençleri nasıl çalıştırıyor? Bunlar tek başlarına olsalar su olamazlar mutfakta. sevmişler Elif hocalarını. Tabii.
Sevilmeyecek gibi mi Elif Hoca? Hepimiz çok sevdik. En çok da sen sevdin sanki. Bu kız tam bir seferberlik uzmanı ha. Bak nasıl herkesi pervane ediyor etrafında. Değil mi? Sen de benim odam yerine gittin. Onun kitaplarını hallettin önce. Yine kavga mı çıkarmak istiyorsun? Sence? Yine derken kavga mı çıkarmak istiyorum ben? Normal mi bu yaptığın? Ha? Bir şeyi de keyifle yapalım olmaz değil mi? Olmaz. Sen benim dediğimi anladın değil mi? Anladım Ekrem. Senin o alçak kardeşin Elif'in polise gitmesini sadece Mehmet için engellemiş. Evet. Gidin Volkan'ı bulun dedi. Ben bulursam kötü olur dedi. Dedi. Şu ilçeyi onun başına yıkmıyorsun ya. O bizim başımıza yıkmasın diye uğraşıyorum. Ne yapacaksın şimdi? Adamlar her yerde arıyorlar. Bulurlar elbet. Volkan da hala açmıyor telefonunu. Geri de dönmüyor. Tamam. Bulunur. Merak etme. Çekil. Macide uzatma artık. Ekrem sakın. Konuşmana gerek yok. Münferit bir olay. Aklı bulanık bir kadın gelmiş bahçemize girmiş. Daha fazla bunu mesele haline getirmeyelim lütfen. Sen mesele haline getirme de. Peki getirmem Macide Hanım. Hadi benim biraz Ferdi ile işim var. Çıkıyorum. Dediklerimi yaptın. Yaptım Ekrem Bey. Herkes Volkan'ları arıyor. Eğer kimse yanına gitmeyecek, kurtarmaya kalkmayacak, derhal bana haber verilecek. Anladım. Siz de Emir Bey yanlarındayken suçüstü yaptıracaksınız. Ekrem Bey ya bulamazsak? Bulamazsak yok Ferdi. Bulacaksınız yoksa hepinizi kovarım. Macide'nin haberi yok. Annen dahil kimseye bir şey söylemeyeceksin. Konuşursan önce sen gidersin. Aramızda. Hadi Ferdi, hadi, hadi. Bakalım Emir Bey Volkan'la karısını kaçırdığı için kaç yıl hapis yatacak. Gelelim sana Fidan Hanım. Bundan sonra seni her aradığımda telefonunu açacaksın. Bu bir. Okuldan çıktığında direktman eve geleceksin. Bu iki. O zırtapozlarla da bir daha konuşmayacaksın. Bu da üç. Neden ama ya? Onlar benim arkadaşlarım. Ne anlatıyorsun kızım sen Fidan? Abi. Bak. Elif Hoca dedi ya. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ne olur bir dinlesen. Bak şu evin içinde artık şu Elif Hoca lafını bir kapat artık ha. Ya neden ya? Bırakmayacağım. Nasıl konuşuyorsun lan benimle ha? Sen nasıl konuşuyorsun ya benimle ha? Ne oluyor burada ha? Ne oluyor? Geç dur sen de. Ne olacak kızım? Kudurmuş. O oluyor. Oğlum sus. Anne ben gerçekten bir şey yapmadım. Anam bu. Okul, mokul. Sen artık alim mi olacaksın lan benim başımıza? Yetti lan. Ne bu? Ha? Fidan? Ay. Ne bu? Ay. Biz suskunluk sana yazdım. Çünkü duymuyor. Anne bak bak. Bir dakika. Duymuyorsun, görmüyorsun. Esmeyen bir gecenin sesi. Ne lan bu? Aşk şiiri mi lan bu? Öldürürüm lan seni. Oğlum dur. Anne bırak parçalayayım şunu. Oğlum dur diyorum ya dur. Bana bak aşk şiiri falan saklanmayacak. Aklını başına alacaksın. Benim başıma da işler açmayacaksın. Hani yemin ederim ki o benim değil. Kimin lan o zaman kimin? Ulan Elif Hoca geldi bunların hepsini terbiyesini bozdum. Bana bak boş hayallere kapılıp o Elif'in Melif'in peşinden gitmek yok. Anladın mı? Ha ne oldu? Volkan kızı kaçırdı gitti. Ne yaptı Elif? Ha ne yaptı? Hiç. O Macidelerle baş edebilir mi sanıyorsun? Edemez. Ben... Hala daha ben diyor bir de özür dileyeceğini hala ben diyor ya. Yeter. Tamam. Çık 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 çık. Çık bahçeye hava al biraz. Çekil. Geç. Geç bir hava al. Tamam. Anne bak bu kıza sen yüz veriyorsun. Bu kıza yüz verme artık. Elif Hoca olacak o kadın geldi bunların terbiyesini bozdu. Hey yalan ne kadınmış bu be ne kadınmış ya. Anne bak isyankar olacak bu kız. Biz bunun önünü alamayacağız bak. Anne güzel anne
Bak Ekrem Bey bana çok güveniyor. Beni çok yükseltecek. Eğer bu kız benim istikbalimle oynarsa... Bak sana şimdiden söylüyorum. Ben bu kızı öldürürüm bak. Zeynep nerede? Zeynep'i göreceğim. Bununla konuşmam lazım. Ne bakıyorsun? Getirsene Zeynep'i! Sen kendini ne sanıyorsun ya? Kimsin sen? Ben sana otur yerine sesini çıkarma demedim mi? Dedim değil mi? Ama sen illaki kendi yaptıklarımın bedelini bana ödetliyorsun. Sabrımı sınıyorsun. Yapma. Yapma. Ha bir de. Her yerde Zeynep'i seviyorum diye esip gürlüyorsun ya. Bak oğlum. Sevgi, aşk delikanlı adamın işidir. Sen de az delikanlı ol da Zeynep buradaki günlerini huzurlu geçirsin. Rahmetli baban Muzaffer Bey'in hareketi. Gördün değil mi? Bu çocuğun mayasını da hamurunu da Ekrem'le Macide bozmuş. Yok. Öyle olmaz. Dünya iyilerle kötüler diye ikiye ayrılmaz. Herkesin içinde karanlık da var, aydınlık da. Önemli olan hangisini seçtiğimiz. Değil mi? Bunu sen öğrettin bana. Doğru. Çok şey yaşamış olabilirim. Ama belli ki bu çocuk karanlık tarafa yürümüş. Orayı seçmiş. Ben de Emir Baykar'a burada oturmuş. Babamın adını nasıl iki paralık ettiğini izliyorum. Onun o hareketini, rezil torununun nasıl yaptığını seyrediyorum. Olmaz Zahit Baba. Böyle olmaz. Yok artık. Ne oluyor? Ne yok artık? Aşkım niye açmıyorsun? Çocuklarla bizim evi de adam etmemiz lazım yani. Evin canı çıkmış. İşim var, hadi sonra görüşürüz. Aşkım 5 dakika konuşsaydık. İşim var, konuşuruz. Tamam canım, hadi konuşuruz. Öptüm, bay bay. Levent hocam. Sorma.
Bizim çocuklar temizlik malzemesi almayı bile akıl etmemiş. Bu saatte markete. Ben de arkadaşa bitki çayı aldım. Onu götürüyorum. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi geceler. Sana da. Hayda. Ben sana ne dedim? Niye geldin? Uyku tutmadı. Zeynep'i göreyim dedim. İyi. Tanıştırayım o zaman. Telefon. Elif öğretmen. Elif öğretmen. Telefon. Arasaydım gelme diyecektin zaten. O yüzden araman lazımdı. Zeynep'i görmek için senden izin mi alacağım? Bu koşullarda alman lazım. Kızı tehlikeye atıyorsun. Burada ailesinden ayrı. Daha yeni büyük bir travma geçirdi. Doktora bile götüremedik. Halini sen de gördün. Bir dakika, bir dakika. Ne yeni travması? Bir şey yok. Bir şey var. Sen o evden çıkarken de benden bir şey saklıyordun. Mesele o değil şu anda. Ha, değil tabii canım, değil. Sen anlıyor musun ki zaten? Senin isteklerin, senin hassasiyetlerin. Canına istediğini söyle, istemediğini söyleme. Kafana göre git, gel. Ya seni birisi takip etse ne yapacağız? Gelirken dikkat ettim herhalde. Ya sen Sherlock Holmes musun? Sen öğretmensin. Nereden bileceksin seni kimin nasıl takip ettiğini? Bir salak demediğin kalmıştı. Of. Arkadaşım bir kere de sus be. Bir kere de sus. Ben yanlış düşünmüşüm de. Geldim çünkü çok merak ettim. Hatalıyım de, kusura bakma de. Zeynep. Zeynep. Ay canım benim, geçti, geçti. Odaya giriyordu. Girmedi. Bundan sonra da giremez. Biliyorum hocam. Uyuyabilecek misin? Uyurum. Bu iş bittiğinde psikiyatrist kesin bak. Hocam iyiyim şimdi. Kabus gördüm sadece. Açılan yaralar en çok iyileşirken sızlayacak. Küçük travmalar bile kadınları mahvedebiliyor. Hatta bir erkek tarafından takip edilmek agorafobi yapabiliyormuş. Tamam hocam. Söz veriyorum, gideceğim. Hadi şimdi uyu. Ben buradayım, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. İnşaatı yeniden açmaları zor diyorsun yani. Güzel, güzel, çok güzel. E tabii, onlara zarar yazar. Peki sen bu ihale işleriyle ilgileniyor musun? Emir, Zeynep çok kötü. Dur, dur, ben seni arayacağım. Ne oldu? Ateşi çok yükselmiş. Zeynep'in nesi var? Aç şu kapıyı! Emir! Aç şu kapıyı Emir! Emir! Sesinizi duydum. Açın şu kapıyı Emir! Emir, aç şu kapıyı Emir! Emir, Zeynep'in nesi var? Aç şu kapıyı! Geçti canım. Geçti, ben buradayım. Yok bir şey. Volkan. Volkan yapma. Volkan yapma. Sirkeli su. Önce bir ateşini düşürelim de. Derece yoktur değil mi burada? Bir eczacı çantası olacaktı. İçinde vardı. Ben bir bakıp geleyim. Yapma. 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 Yapmadı canım. Yapamadı. Dokunamadı sana, merak etme. Sen benden ne saklıyorsun? Söyle artık. Aslında gerçekten bir şey yapmamış. Anlamadım, neyi yapmamış? Yapmadı.
Gece uyumadın mı sen? Bu çocuk beni arardı Ekrem. En azından gittikten sonra ne oldu, ne bitti diye sormak için arardı. Hala ses seda yok. Yordular seni Macide. Herkes çok yoruldu ama en çok seni yordular. Bakma, baştan kızdım Volkan'a ama kızı alıp gitmesi iyi oldu. Biraz korksunlar da kendilerine gelsinler. Gitmeyecekler polis ediyorsun yani. Yok, öyle bir şey yapacak olsalardı çoktan yaparlardı. Sen benden bir şey mi saklıyorsun Ekrem? O nereden çıktı? Yine aynı konuyu açma. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Dün Emir'e gittin, bir şeyler konuştunuz. Döndükten sonra sanki sende bir hal var. Yok. Yok öyle bir şey. Her şeyi birden kurtarmaya çalışıyorum, o kadar. Emir şakası yok. Gerçekten sıkıştırıyor. Ama bizi yıkamayacak, değil mi? Çünkü yıkamaz. Zeynep'i görmek istiyorum. Karımı görmek istiyorum! Karım deyip durma lan şu kıza. Karım o benim. Sen de değiştiremeyeceksin, Zeynep benim karım. Ulan sen nasıl sonsuz bir adamsın? İnsan mısın lan sen? Ardamarın yok mu oğlum senin? Ha, kan çekiyor. Babam da böyle başlıyor biliyor musun? Ben başlarsam sorun gelir ama. Yarın bırakmam. Ne olacak ya? En fazla bir iki tane yumruk atarsın. Atsana bir iki tane. At. At. Burada sınavım bu Emir. Olmaz olsun böyle sınav. Bu sınavı da vermeyiz, olur biter. Kimin oğlu olduğunu unutma. Bu babamdan da sağlammış ha. Bana Zeynep'i getir. Hiçbir şey yapmayacağım, Zeynep'i getir. Ne olur getir. Otur aşağı. Bana sökmez. Anne. Ben bir daha hiç okula gidemeyecek miyim? Hadi kızım hadi. Toparla şuraları. Anne, yemin ederim bir daha Elif Hoca'yla ilgili hiçbir şeye karışmam, söz veriyorum. Yeter artık, anlama şu kadının adını ya. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi zaten. Yeter. Hep Elif Hoca da beni düşünür ki, yani ben konuşmamızı istemiyorlar derim, o da tamam der. O kendinden başka hiç kimseyi düşünmez kızım. Zaten derdi de prim yapmak. Ben aslında okulu bırakmak... Okulu bırakmak istemiyor. Hani şimdi yarıda kalırsa kötü olur diye düşünüyor da. Okulunu yarın bırakmayacaksın. Hadi sen bize müsaade et, annenle bir şey konuşacağız. Geç kızım, geç. Şükran, şu anneni bir arasana sen. Fidan'ı annemin yanına Bursa'ya mı göndereceksiniz? Şimdi ben bu sene sonuna kadar bu Elif Hoca'dan kurtulacağım. Ondan sonra da kızın geri döner. Bilemedim ki. 2-3 ay Şükran. Kızının geleceği için. Zaten ben şimdiden onun için hayırlı bir kısmet aramaya başladım. Yani kızın yeri belli, yurdu belli sonuçta, değil mi? Bir şeye ihtiyacı olursa yine biz destek olacağız. Gerekirse özel üniversiteye göndeririz. İyi madem 2-3 ay diyorsunuz, olur. Bu ne yapıyor burada böyle? Kerime iyi değil. Bir bitmedi çarpıntısı hastalığı. Geberip gitse de kurtulsak. Levent hocam, ben gecikiyorum. Bir durum oldu da. Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Sabah halletmem gereken bir iş vardı. Oraya gittim. Aracım arızalandı. Hiç sanmıyorum. Gerçekten diyorum. Ben dün bir şeyler döndüğünü anladım. Dün yerleşirken Zeynep'e kitap ayırdın. Hocam siz yanlış anladınız. Bütün bunlara gerek yok ki. Sen dün Zeynep'in yerini bilmiyor olsan... Rahat rahat evine yerleşmezdin. Sokak sokak onu arardın. Doğru. Haklısınız. O iyi mi? İyi şimdi.
Ateşi çıkınca geciktim. Hocam dersim boş kalacak. Tamam, benim dersim yok. Ben hallederim. Hangi sınıf ayırdı dersin? 11A. Tamam, ben giriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sana kimseyle paylaşma demedim mi? Burada kalıp seninle kavga etmeyi çok isterdim. Ama geç kalıyorum. Zaten aklım Zeynep'te kalacak. Zeynep iyi, gördün. Gerekirse ben doktor çağırırdım. Ama sayende iyi kalmayacak. Eğer sen böyle yapmaya devam edersen biz Zeynep'i koruyamayız. Nasıl böyle bir şey söylersin bana? Ben her şeyi Zeynep'in iyiliği için yapıyorum. Yeni soruşturma geçirmemiş olsam aramazdım onu. Gitmezdim de. Zaten Levent Hoca kimse bir şey söylemez. Nereden biliyorsun sen? Ne kadar tanıyorsun bu adamı? Ben evimde 1000 yıllık çalışanı anlatmıyorum. Bir dinlesen. Adam kendi anladı. Keşke sana anlatmasaydık. Sen bu işin ciddiyetini kavrayamadın. Yanlış yapmışız. Canım, ne işin var senin 11A'da? Artık Elif Hanım'ın derslerini de mi vermeye başladın? Dün acil işi çıkmış. Gece dışarıda kalınca gecikmiş, rica etti. Öyle mi? Ne varmış geceleri Sarpça'da? Hı? Nerelere takılıyormuş gece gece? Ben ne bileyim Özlem? Yoksa siz mi buluşuyorsunuz ha? Hey, benim de beni seven öğrencilerim var ya. Sinan söyledi, görmüş sizi. Sokakta konuşuyormuşsunuz. Markete gitmiştim, yolda karşılaştık. Ne tesadüf, ne tesadüf. Kendine gel, okuldayız. Şu an kıvırıyorsun. Şu an resmen kıvırıyorsun. Ben anlamam okul. Dün de beni evde bıraktın, gittin onunla ilgilendin. Sen ne çeviriyorsun bu kadınla, ha? Bir işler çevirdiğim yok. Yine gözünü kıskançlık bürüdü ya, ayıp. Ha, yine derken? Ay, senin kafan artık nereye gittiyse öyle yorumluyorsun. 2 gündür tanıdığın kadınla gece gece gizli gizli buluşup karıştırıyorsun demiyorum herhalde. Özlem, sesini alçalt. Biliyorum ben bu Zeynep'le alakalı değil mi? Hı? Nereden çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey. Bir seni içine çekmediği kalmıştı. Bak hayatım, bu aile çok güçlü. Karışmanı istemiyorum, tamam mı? Zeynep benim de öğrencim. Tamam, öğrencindi. Bu Zeynep'le kocası için kaçtı diyorlar ya. İşin aslı öyle değil, değil mi? Hı? Zeynep'in olaylarla bir alakası yok. Tamam. O zaman tek bir seçenek kalıyor. Sen gerçekten bu kadınla buluşuyorsun. Allah Allah. Ya muavin olduğum için beni aramış olamaz mı? Olabilir tabii. O zaman bu durumda müdür beyin de haberinin olması lazım değil mi sayın hocam? Gerek yok. Niye gerek yok? Ha? Bu kadın daha yeni teftiş gördü. Ha, ben büyük bir öğretmenim diye geçiniyor. Geceleri sokaklarda sürtmekten kendi dersine giremiyor. Bence idarenin müdür beyin bundan haberi olması gerekiyor kesinlikle. Levent hocam. Levent hocam girdi senin dersine Elif, merak etme. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ya, iyi ki var. Müdür beyin haberi olsa ikiniz de ceza alırsınız biliyorsunuz değil mi? Özlem, biz sana gel bir çay içelim. Ben içmeyeceğim. Dersim var benim. Okul ya burası. Ben de gidip derse hazırlanayım. Elif Hoca geldi, Elif Hoca geldi. Hocam hoş geldiniz ya. Hocam hoş geldiniz. İşte budur ya. Elif Hoca ole! Elif Hoca ole! Elif Hoca ole! Elif Hoca ole! Tamam tamam, oturun artık, tamam. Hayatımız böyle tezahüratla geçerse tadı kaçar değil mi? Hocam bunlar şimdi sizi ne yaptılar, ne ettiler, bir şekilde geri döndürdüler ya artık. Bütün gün atarlar havalarını. Bence öyle bir niyetleri yok. Bana destek oldukları için de çok mutluyum. Tabii, destek olamayanlar da utançlarından anca öyle önlerine bakarlar değil mi hocam? Bütün okul biri oldu ya. Yani tabii bazı arkadaşlar biri olamadı. Onları da anlamak lazım. Cesaretleri yetmez onların. Sadece cesaret mi? Bence değil. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Ders yapmayalım da ne yaparsak yapalım hocam. Bugün kavramlara bakalım. Kavramları kullanıp birer kompozisyon yazalım. İsteyen şiir de yazabilir, öykü de. Hocam, edebi türde özgürüz yani. Evet. Hadi bekliyorum kavramları. Cesaret. Canım, o söylendi yalnız. Evet. Hocam, sabır. Başka? Çaba. Mücadele.
akıl. Sinsilik akla girmiyor, onu söyleyeyim de. Fidan, sen ne diyorsun? Fidan? Hocam, bugün Fidan gelmedi. Evet, kavramlar elimizde. Şimdi bütün bunları kullanıp sonu başarısızlıkla biten olumsuz bir metin çıkarın. Neden? Çünkü bütün bunlar erdemle, iyi niyetle, adaletle ve dürüstlükle kuşanmadan hiçbir işe yaramaz. Şimdi bunları kullanmadan metninizi yazıp olumlunun nasıl olumsuza yol açabileceğini göreceksiniz. Hocam, not alacak mıyız bunlardan? Niye? O zaman kardeşine mi yazdıracaksın? Bak seni var ya. Sen kime yazdıracaksın? Boş kafa. Psikopat kuzenine mi? Esma. Evet, tartışmak isteyen yanıma gelebilir. Ya Nevzat abiciğim, uzatma da. Siz ne işler karıştırıyorsunuz? Bize onu anlat. Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Senden kurtuluş yok mu birader? Vallahi aslında sizden kurtuluş yok. Senin Emir Bey rahat durmuyor. Volkanları almış yanına. Kardeşim, sen bu adamın yerinde olsan... Geçen olanlardan sonra bana söyler miydin? Peki Nevzat abiciğim, senin bildiğin bizim bilmediğimiz bir yer varsa onu söyle bize. Binallah lan oğlum, bilmiyorum lan, bilmiyorum. Nevzat abi bak, sen bana yardımcı ol. Ben de zamanı geldiğinde sana yardımcı olacağım. Ya kardeşim bak, bilmiyorum diyorum, bilmiyorum. Zahit babayla öyle çekip gittiler. Ondan başka bildiğin falan yok. Hadi kapattım. Kapat, kapat. Yok hakikaten bu hiçbir şey bilmiyor Ekrem Bey. Tabii üst üste çuvalladıktan sonra Emir Bey bunu olaylara karıştırmıyor anlaşılan. Yok, bu iş böyle olmayacak. Sen öğretmenin peşine adam taktın değil mi? Tabii ki. İyi. Önce şu ihale işini bitirelim. Sonrasını düşüneceğiz. Başlayın Ekrem. Hocam doktor bile getirdi Emir abi. Gayet iyiyim, hiçbir şeyim yokmuş. Biliyorum, dikkat et. Öpüyorum canım. Hocam, Zeynep'ten bir haber yok değil mi? Yok. Esma, sence de Doğukan'a biraz fazla kötü davranmıyor musun? Hocam, ben o evden birine nasıl iyi davranabilirim ki? Zeynep bugün burada değilse o evdeki herkesin suçu bu. Ben de Emir abinle çok uğraşıyoruz ama gördüğün gibi biz de her şeyi değiştiremiyoruz. Siz o evde misiniz hocam? Sence sorun mekan mı? Siz bir şey mi biliyorsunuz? İnsanlar karşısındakini çözemedikleri zaman ön yargılarını kullanırlar. Onu biliyorum. Sana da ön yargı yakışmıyor. Belki başka güçlükleri vardır. İnsanların nelerle, neyle mücadele ettiklerini bilemeyiz. Bilemiyorum hocam. Ya bilmiyorum ama bu aralarda herkes bana bir duyar kasıyor, anlamadım gitti. Herkesi bilemem. Ama sezdiğim şu ki, Doğukan da en az bizim kadar Zeynep'in bu sınıfta olmasını isterdi. Hocam. Esma'ya söylediniz değil mi? Ben Esma'ya sadece kendi fikirlerimi söyledim. Seninle aramızda yaşadıklarımızı sen izin vermediğin sürece kimseye anlatmam. Lütfen anlatmayın. Anlatmam da zor olmuyor mu? Böyle olması gerekiyor. Yoksa daha zor olur. Sen onların içinde büyümüşsün. Ama hayata onlar gibi bakmıyorsun. Aydınlığı seçmişsin. Ya da seçmeye çalışmışım. Kötülük karşısında susan da en az kötü kadar suçludur. Sen belki yüksek sesle söylemiyorsun ama susmuyorsun da. Gizli saklı fısıldıyorum işte. İyi ki de böyle yapıyorsun. Hayata kendini fısıldamayı sakın bırakma, olur mu? Hocam, söylemem gereken bir şey daha var. Evet. Fidan'la ilgili bir şeyler dönüyor. Sanırım Fidan'ı bir daha okula göndermeyecekler. Sabah çıkarken öyle anladım.
Macide değil mi? Yani hocam, bakın ben kimsenin günahını almak istemiyorum ama... Ne söyleyeceksiniz söyleyin Özlem Hoca. Ya Elif Hoca bazı yanlış yollara sapmış olabilir. Şöyle, şimdi Zeynep'le Volkan kaçtı diyorlar ya. Hı. Sanırım Elif onların yerini biliyor. Ne diyorsun sen Özlem Hoca? Yani benim de bunu sizden gizlememem gerekir diye düşündüm ama... doğru yapıyorum değil mi? Doğru bir şey yapıyorum değil mi? Ha, bilemedim şimdi. Yani sonuçta siz idari amirimiz olduğunuz için en iyi yöntemi bulursunuz diye düşündüm. Bulacağız, bulacağız. Mutlaka bulacağız. Tabii. Hocam ne yapıyorsunuz? Alo. Macide Hanım merhabalar, nasılsınız? Buyurun Orhan Bey, buyurun. Ama lütfen bana fidan midan demeyin. Yok, yok. Ben Özlem Hoca'ya veriyorum, şimdi o aktaracak size durumu. Buyurun siz muhatabını anlatın, buyurun. Bekliyor. Özlem Hanım. Orhan Bey orada mısınız? Macide Hanım merhabalar. Müdür Bey konuyu benim aktarmamın uygun olacağını söyledi. Şimdi sizi ve Elif Hoca'yı ilgilendiren çok önemli bir durum var. Çok sıkılıyorum. Başladı yine ya. Arda, bak zaten canım sıkkın. Volkan almış Zeynep'i kaçmış gitmiş sırra kadem basmışlar. Otur oturduğun yerde. Tamam, sıkıntımızı giderelim o zaman. Hesap sorabileceğimiz bir bu var elimizde. Artık idare edin. Kardeşim, yine mi kavga? Hı? Yine mi disiplin diyorum sana? Şişt, çakma prens, sen bak bakayım bana be. Ha? Bana bak, ulaşma bana, otur yerine. Emir kipi, en sevdiğim. Bana bak, zaten tepem atık. Hırsımı senden çıkarttım ben. Gel, gel çıkar. Gel çıkar bakayım. Arda! Kes sesini, otur şuraya. Ne ya? Aa, paralel evrendeyiz sanki. Şuna bakın, Esma bir kavgayı durduruyor. Sen çok konuşma, engerek. Bana engerek diyene bak. Gören de sanki şunu çok sevimli bir şey zanneder. Ya bir dakika, benim kavgam olacaktı. Bunu bırak, tamam kendi kendine takılsın işte ya, uzatma. Ne yapalım ya? Sen de dön önüne. Senlik bir şey yok. Esma. Hı? Hayırdır? Ya hayırdır bir şey yok abi. İlla arkadaş olalım demiyorum ki. Bugün de kavga etmeyelim yani. Sanki ben de her gün bunu dövüyormuşum gibi. Ama sen çocuğu her gün dövmekten beter ediyorsun ya. Her gün de değildir ama yani. Her gün, her dakika. Sana fısıldamaktan vazgeçmeyeceğim. Efendim Macide. Ekrem, Volkan Emir'in evindeymiş. Öğretmenle birlikte tutuyorlarmış bunları. Sen nereden biliyorsun? Sen biliyor muydun? Benden bunu saklıyordun değil mi Ekrem? Sen biliyordun. Tamam tamam. Sen telaşlanma diye bir şey demedim. Oğlum Emir'in elinde ve ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıl telaşlanmayayım? Ya bir şey yapacağı yok Emir'in. Volkan güvende. Ekrem nereden biliyorsun? Biliyorum. Sakin ol. Ben getireceğim sana oğlunu. Getirebilecek olsan şimdiye kadar getirirdin. Görürsünüz siz. Of! Ne oldu ya? Oo, havada aşk kokusu var. Siz karışmayın. Ya ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Şu sıfatı da seven birisi bulundu ya, hayret doğrusu. Seni seven bile bulunuyor. Bir düşün istersen. Pardon da, şimdi ben kimseye ayıp etmek istemiyorum ama... şuna bir bak erkek Fatma, bir de bana bak. Bana bir bak. Lütfen. Oğlum ben sana ne dedim? Ne dedin? Bu ne? Kağıt.
bunu sen yazmadın mı? Elif Hoca için yazılan yazı, geçen günkü şiir. Bu da aynı yazı işte. Değil. Bak oğlum, benden sana yar olmaz. Bunu sana anlattım. Daha da anlamazsan dövmek zorunda kalacağım seni artık. Daha ne diyeyim? Biz Merve ile çıkıyoruz. Allah mutlu mesut etsin işte. Hala bana niye şiir yazıyorsun oğlum o zaman? Ben yazmıyorum. Öncekileri de ben yazmadım. Ya sen getirip elinle vermedin mi o mektubu bana? Şimdi şöyle, onu birisi benim defterimin arasına sıkıştırmış. Ee? Ben de çok güzel olunca sana verdim. Bak yalan söylüyorsan. Ya git kime sorarsan sor. Ben 2 yıldır Merve'nin peşindeyim. Sonunda evet dedi. Onlar da benim değildi, bu da değil. İyi tamam. Ya sen gizli aşığını Umut mu sandın? Kızım o 2 yıldır Merve için yanıyor ya. O da öyle diyor. He, o zaman ciddi ciddi başka biri var. Edebi bir kişilik bir de bak. Kim ki abi? Kim? Haydi. Haydi. Ya o, benim montu da alsana. Esma mı? Benimki. Bekleyin ama yani şimdi. Hah. Özlem'le balık yapalım dedik akşama. Seni de saydım. Ben akşam yokum. Zeynep'e mi? Birkaç ihtiyacı vardı da onları aldım evden. Hocam, aramızda değil mi? Tabii. Bir şey ihtiyacın olursa söyle lütfen. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Fidan'ın durumunu konuşuyorduk. Çok can sıkıcı bir durum değil mi? Evet ama çözeceğiz bir şekilde. Zaten Levent hocam da bir yardımım dokunur mu diye soruyordu tam. Yardım eder tabii de. Sonuçta ailesinin kararı bu durum. Ailesinin kararı değil bence. Kesinlikle Macide Baykar'ın bir parmağı var. Çok abarttılar bu işi. İşte zıtlaşma olunca böyle arkası kesilmiyor. Herkes kötü etkileniyor bu durumdan. Elif kurtuldu ama öğrenciler zarar görüyor bu sefer de. Neyse, ben gideyim. Haberleşiriz sonra. Biraz fazla yüklenmiyor musun sence? Sen biraz fazla samimi oluyor olabilir misin acaba? Beni bir dinler misin? Sen beni bir dinler misin? Hayatım biz yakında evlenmek üzereyiz, farkında mısın? Senin 2 tane yeğenin var bak. Canım bu aile tehlikeli. İstemiyorum ya seni Zeynep olaylarına karıştırsın. Delirtmesin beni bu kadın. Hayır çok takdir ediyorsan da uzaktan takdir et. O kadar söylüyorum bak. Nereye? Sence? Zeynep'in yerini değiştirdik. Buldular mı? Yok, bulamazlar. En azından bundan sonra. Çünkü Zeynep'in yerini sana da söylemeyeceğim. Yok öyle bir şey. Zeynep'in bana ihtiyacı var, sen de gördün. Zeynep'in şu andaki en önemli ihtiyacı o evden kurtulmak. Bu yüzden elimizdeki koz belli riske atamazsın. Ben mi riske atıyorum? Sen buradan çıktığın zaman peşine bir araç takılırsa ne yapacağız? Ben de kör değilim herhalde. Peşime bir araç takılırsa fark ederim. Bak sana bir kere daha söylüyorum. Sen emniyet mensubu değilsin. Sen öğretmensin. Öğretmenlerin de dikkati iyidir. İyi. Bundan sonra dikkatli gez o zaman. Tamam? Sen ciddi söylemeyecek misin Zeynep'in yerini bana? Kesinlikle söylemeyeceğim. Ne hakla? Sen ne hakla Zeynep'i saklıyorsun ki? Yerini söylersin. Gitmem gerekiyor mu, gerekmiyor mu kararını ben veririm. Bağırıp durma. Kesinlikle söylemeyeceğim. İstesen de, istemesen de sen de buna uyacaksın. Yok öyle bir şey. Ne yapıyorsun sen? Zahit babayı mı arıyorsun? Ya sende hiç mantık yok mu? O adamın beni ezip sana söylemesi mümkün mü? Ben şimdi gidiyorum. Eğer bir sorun olursa o zaman beni ararsın, tamam? Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben de mi senin peşine takılayım? Atla gel, ben eve gidiyorum. Fatma abla bir yemek yapmış, şahane. Beraber yeriz. Bak bir daha düşün. Sen bilirsin. Bu teklif bir daha gelmez.
Nasıl oldun bakalım Zeynep kızım? Seni buraya kadar yorduk. Hasta halinde ama ne yapalım, öyle gerekti. Yok Zahit amca. İyiyim ben, merak etme. Elif öğretmen bir süre buraya gelemeyebilir. Haberin olsun. Zahit amca. Efendim kızım. Hep böyle yer değiştirecek miyiz bizi bulamasınlar diye? Senin için ferah olsun kızım. Emir abin yakında sizi buradan gönderecek. İnşallah yine bir sorun çıkmaz. Çıkmaz kızım. Bak bir isteğin olursa çekinme, tamam mı? Söyle. Ne oluyor? Niye apar topar getirdiniz beni buraya? Ne oldu? Ekrem Baykar'a yeriniz mi oldu? Tepdeli mekanda ferahlık vardır. Ha, ölüyoruz ferahlıktan. Beni istediğin yere götür. O emir de götürsün. İstediğiniz yere götürün beni. Bir an odada Zeynep var. Zeynep! Zeynep duyuyor musun beni? Ben bir gün buradan çıkacağım lan. Yemin olsun çıkacağım buradan. Zeynep beni duymaya, ben Zeynep'i duymaya devam edeceğiz. Senin sorunun duymakta değil zaten. Anlamakta. Ama anlayacağın günde gelecek. Buraya çıkmışsınız tabii, daha iyi olmuş değil mi? Havadar burası böyle. Çocuklar ısrar etti. Çocuklar hadi siz bize biraz müsaade edin. Bir şey konuşacağım annenizle. Ne oluyor? Zeynep'le ilgili kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Aksine Volkan'la ikisini inşallah en kısa zamanda eve getireceğiz. Siz de istersiniz tabii değil mi? İsteriz tabii. Niye istemeyelim? Sen de Volkan dönsün istiyorsun değil mi? Hadi müsaade edin bize biraz. Yalnız annemin ilaç saatleri geldi. İsterseniz önce onları içsin, ondan sonra konuşun. Annenin yemeği hazır zaten mutfakta. Biz konuşana kadar sen getirirsin. Niye peki? Nasılsın Kerime? İyi misin? Nasıl olayım? Zaten kötüydüm. Zeynep gelmedikçe daha da kötüleşiyorum. Çocuklar da üzülüyor halime tabii. Üzülürler tabii. Yani sonuçta bir tanecik anneleri var değil mi? İlaçlarını falan aksatmıyorsun herhalde. Ya aksatmıyorum. Çocuklar sağ olsun günde 10 kere soruyorlar anne ilacını içtin mi diye. Tabii. Kalp bu sonuçta, Allah korusun şakaya gelmez. Mesela sen şimdi bu ilaçları almazsan ne olur Kerime? Yani ne kadar dayanabilirsin? O nasıl laf Macide'den? Vallahi Allah korusun bu çocuklar. Sana bir şey olursa hepsi perişan olur. Hele Zeynep seninle vedalaşmazsa hayatta iflah olmaz. Zaten gidip gidip geliyor kafası. Yaptığının farkında mısın sen? Öldürecek misin beni? Yok yok. Bir şey olmaz sana, merak etme. Gözümüz üzerinde, hemen hastaneye yetiştiriveririz. Niye yapıyorsun bunu? Benim oğluma kavuşabilmem için önce senin kızına kavuşman lazım. Vicdansızsın sen. Vicdansızsın sen. Anneme. Volkan'la Zeynep bu eve gelene kadar annem bu odada kilitli kalacak. Ya ne demek kilitli kalacak? Annemin ayağa kalkacak hali yok. Ne demek kilitli kalacak? İlaçlarını da mı aldın? Bu kadın ilaçlarını içmezse ölür, farkında mısın sen? Onu Elif Hoca'na anlatırsın artık. Elif Hoca ne alaka yine Elif Hoca? Şimdi gidiyorsun Elif Hoca'na. Macide Hanım annemin ilaçlarını aldı. Zeynep ve Volkan eve gelene kadar da vermiyor diyorsun. Benim anneme bir şey olursa. Tamam işte. Olmadan git bir an önce ikna et Elif Hoca'na, getirsin oğlumu. Bu kadın bu odadan çıkmadan ben hiçbir yere gitmiyorum. Hadi bakalım. Annen içeride. Annem iyi misin? İyiyim kızım. İyiyim. Merak etme. Şimdi hemen ben Mehmet'i bu odanın kapısına yolluyorum. Ben de hemen geliyorum. Sen hiç korkma, olur mu? Bravo.
gerçekten. Bravo size. Sonunda bunu da başardınız yani. Lendam bağırma. Seninle daha Volkan'a yardım etmenle ilgili konuşmadık, biliyorsun. Beni de daha fazla yükseltme. Sakin ol, derdini öyle anlat. Hocam, bu mesele öyle sakin anlatılacak bir mesele değil. O Macide cadısı annemi rehin aldı ve ilaçlarını vermiyor. Ve Volkan'la Zeynep geri dönene kadar da bu durum böyle devam edecekmiş. Ne diyorsun sen? Delirdi mi bu kadın? Ya asıl siz ne diyorsunuz? Ya madem Zeynep'in yerini biliyorsunuz, o zaman niye bize söylemiyorsunuz? Zeynep'in yerini ben de bilmiyorum ki. Sadece Zeynep'in güvende olduğunu, Volkan'ın da ona dokunamayacak bir halde olduğunu biliyorum. O kadar. O zaman o Emir abiyi arayın, o getirsin Zeynep'i. Ya hala ne düşünüyorsunuz? Kadın ölecek, siz benim annemi öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Hayır. Yürü gidiyoruz. Nereye? Anneni kurtarmaya. Gel. Sen artık aklını mı kaçırdın? Bunların hepsi benim suçum değil. Senin suçun. Volkan'ı sen saklıyorsun. Bunun için mi Kerime Hanım'ın hayatını tehlikeye atıyorsunuz? Bak, eğer onları buraya getirmezsen Kerime'nin sonu çok kötü olacak. Bunu da Zeynep'e sen açıklamak zorunda kalacaksın. Ya Elif öğretmen geldi buradaysa sen daha ne olsun istiyorsun? Ne yapayım ben Elif öğretmeni? Ben oğlumu istiyorum. Ya kapıyı açarsınız ya da polisi çağırırım. Ne oluyor burada? Bu kadın artık zıvanadan çıkmış. Kerime Hanım'ı odaya kapatıp ilaçlarını vermiyor. Bu nasıl bir seviye ya? Olmaz bu kadar da. Ne yapıyorsun sen? Oğlumu kurtarıyorum. Annem, annem cevap vermiyor. Sesleniyorum, konuşmuyor. Macide Hanım, bakın hanım diyorum, lütfen açın şu kapıyı artık ya. Yeter. Ya şu kapıyı açarsınız ya da artık gerçekten polisi çağıracağım. Macide. Bırak Yetrem, bırak. Arasın polisi. Oğlumla gelinimi nasıl alıkoyduğunu da anlatırsın. Bak, artık başka şansın kalmadı. Konuşmak zorundasın. Yoksa bu evden Kerime'nin cenazesi çıkacak. Kendine gel. Kendimdeyim ben. Çözümü de ona söyledim. Tamam. Tamam. Dediğin gibi olacak. Yeter ki Kerime Hanım'ı çıkarın. Emir. Çekil önümden, çekil. Kerime Hanım nerede? Emir abi, annem. Yukarıda. Kerime Hanım. Anne. 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 Dur. Anne, iyi misin? Ya. Anne. Sakin. Anne. Sakin. Anne. Sakin olmaya gel. Hastaneye yetiştireceğiz, sakin ol. İyi ki geldin okul çıkışı. Ay, Macide falan hiç göresim yoktu. Odadan çıktığım gibi attım kendimi dışarı. Böyle sakın hayat mı yaşayacaksın? Tersi işe yarıyor mu oğlum? Yarıyor. Elif Hoca'yı da Belkıs'ı da Macide'nin elinden kurtardık. Bitmiyor ki. Ben Macide'nin seviyesine inemiyorum oğlum. Görüyorsun işte, indiğimde de hep incinen taraf ben oluyorum. Evde her gün karşılıklı bağır çağır olsam olacaktı. Hayata karşı bağıramıyorsan bile fısıldamaktan asla vazgeçme. Nereden çıktı? Elif Hoca'dan. Senin için de geçerli. Esas senin gibi hala bir şeyleri değiştirebilecek olanlar için geçerli. Keşke seni daha fazla güldürebilsem. Gülmek sana çok yakış. Annesinin balı. Sen. Ben oğlumu kurtarmaya çalışıyorum. Yolu bu mu? Ya kadına bir şey olursa? Olmayacak. Nereden biliyorsun? Biliyorum Ekrem. Araştırdım ben bu ilacı da, bu hastalığı da. Böyle konuşacak kadar çığırından çıktın mı sen? Sen oğlunu Emir'e teslim edecek kadar çığırından çıktıysan, ben de onu koruyacak kadar çıktım. Dua et ciddi bir şey olmasın. Dua et kadın kurtulsun. Yoksa bir daha oğlunu görebiliyor musun bakalım? Beni bununla mı tehdit ediyorsun sen? Benim oğlum ölümden döndü. Gözünü açtığı gibi Zeynep'i sordu bana. Anne bana yardım et diye yalvardı. Babası etmezse ben ederim. Ben oğlumu senin gibi pazarlık malzemesi yapmam. Hakikaten sana söyleyecek söz bulamıyorum. Ben hastaneye gidiyorum Ferdi ile. Ben de geliyorum. Hayır!
gelmeyeceksin. Sen de Volkan'ı almadan gelmeyeceksin. Efendim Emir. Ne diyorsun Emir? Durumu ciddi mi? Yok yok, ben Zeynep'e bir şey söylemem, merak etme. Ama durumu ciddiyse gidip annesini görmesi lazım. Annesi sonuçta. Tamam, tamam. Doktorlar diyeceğini desin, ona göre bakarız. Çok seviyorum Müzir. Ben seni çok seviyorum. Takacaksın o yüzüğü parmağına. Söyleyeceksin. Seni çok seviyorum Volkan diyeceksin. Anne! Anne! Elmer! 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 Zeynep! Zeynep. Beni anneme götüreceksin Volkan. Annene? Annem hastanede. Ama bana bir söz vereceksin. Söylemiyorlar. Belli ki kötü bir şey oldu ki söylemiyorlar. Canım sakin ol. İyi haber gelecek, merak etme. Tamam mı Mehmet? Bir şey dedi mi doktor? Ben sana ne dedim? Birinin kılına zarar bile gelirse oğlunu bir daha göremezsin demedim mi? Ben değil. Sakın ben değil o yapmış deme bana. Eğer karının arkasına saklanacaksan bir daha da karşıma çıkma. Emir. Bak dua et bu kadın buradan sağ salim çıksın. Yoksa oğlundan daha büyük dertlerin olacak. Ha. Doktor hanım, bir gelişme var mı? Lütfen iyi bir şey olsun. Merak etmeyin, krizi atlattık. Durum şu an stabil. Allah'ım çok şükür. Yani annem iyileşecek mi? İyileşecek tabii Mehmet. Duydun doktor hanımı. Atlattı dedi. Oh be, çok şükür. Tam zamanda getirmişsiniz. Ama şimdilik endişelenecek bir şey yok, değil mi? Yok. Bak Mehmet, annem iyileşecekmiş ha. Gördünüz mü? Geçti gitti. Ama unutmayın, zaten ihmal edilmemesi gereken bir durumda hastalığı. Biliyoruz. Ama siz hiç merak etmeyin, biz onu asla ihmal etmeyiz. Çok iyi bakarız ona. Peki annemi görebilir miyiz? Odaya çıkalım sonra. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Elif, çocuklar seninle. Bir de Zahit babaya haber verirsen merak etmesin. Sen bir gel de konuşalım. Macide'yi ara, kelimenin iyi olduğunu söyle. Ferdi. Alo Macide Hanım, Ekrem Bey aramamı istedi. Kerim'i atlattı. Durumu iyi. Volkan'dan bir haber var mı Ferdi? Ekrem Bey ile Emir şimdi baş başa görüşüyorlar. Çıkınca bana haber ver mutlaka. Tabii ki, tabii ki. Zahit amca gideceğiz biz. Olmaz öyle şey kızım. Olur. Biz gerçekten gideceğiz Zahit amca. Ne olur durdurma bizi. Ama böyle şey olur mu? Olacak. Macide Hanım anneme bir kötülük yaptı değil mi? Duydum. Annem hastanede şu an. Annen iyi olacak merak etme. Zahit amca biliyorum. Şu an beni durdurmak için söylüyorsun. Hem iyi olsa ne olacak ki? Yine aynı şeyler olacak. Ben kararımı verdim. Gideceğim. Beni nereye götürürseniz götürün ben yine Volkan'la gideceğim. O yüzden lütfen. Şimdi izin ver gidelim kimseye zarar gelmeden. Şimdi herkesin ama öncelikle oğlunun kaderine sen karar vereceksin. Sen o kararı benim adıma çoktan vermişsin. Hayır. Sadece senin kararına karşılık olacakları söylüyorum.
Zeynep'le ailesinin gitmesine izin verirsem Volkan beni asla affetmez. Ya seni affetmeyeceği o kadar çok şey yapmışsın ki. Sen oğlunu çoktan kaybetmişsin. Sen de beni kaybettiğim oğlumla mı ikna edeceksin? Hayır. Geri kazanman için sana şans vererek seni ikna edeceğim. Şimdi aileyi bırakırsan onu korumak için yapmış olacaksın. Böylelikle sana değil, bana düşman olacak. Sen Volkan'ı hiç tanımıyorsun. Onun nefreti de kini de bitmez, herkese sıçrar. Bu canavarı sen yarattın, sen dizginleyeceksin. Yoksa yeri kafes. Ha ben tutmuşum, ha yarın öbür gün hapiste tutmuşlar. Tamam. Tamam. Al aileyi istediğin yere gönder ama bir şartla. Vakti gelince Volkan'ı tuttuğun yere ben de geleceğim. Onu almak için oraya gittiğimi görecek. Anlaştık. Anlaştık. Ve bunu sen istediğin için yapmıyorum. Oğlum için yapıyorum. Aksini beklemezdim zaten. Volkan'a karşılık Zeynep'le ailesini buradan gönderiyoruz. Zeynep bunu duyunca çok sevinecek. Zeynep? Volkan? Sen nasıl geldin lan buraya? Ben bir şey yapmadım. Zeynep getirdi bizi buraya. Zeynep ne yaptın? Annem nerede? Annemi görmek istiyorum ben. Zeynep sen bunun için mi geldin onunla? Bunun için onunla geldim. Bunun içine Volkan'a geri dönüyorum hocam. Ne demek dönüyorum? Bu kadar yaklaşmışken niye? Benim kurtuluşum başkasının ölümü olmasın diye. Annem nerede? Anneni odaya aldılar. 129 nolu odada. Anneni gör, için rahatlasın, konuşuruz. İyi misin? Annem. Zeynep. İyi misin? Ah kızım. İyiyim ben, merak etme. İyi ol anne. Bundan sonra hep iyi ol. Bir şey yapmadı değil mi sana? Yok. Emir abideydim ben. Volkan kaçıramadı beni. Çok şükür Allah'ım. Emir abinin bir planı vardı anne. O yüzden kimseye haber vermedi. Ama benim için geri döndü değil mi? Zeynep. Kaç git kızım. Bak yalvarıyorum sana, Allah'ını seversen. Kardeşlerini bırak. Kaç, kurtul git bu musibetlerin elinden. Ben kurtulamayacağım ama sizi kurtaracağım anne. Volkan'la konuştum. O eve bir daha dönmeyeceksiniz. Feda mı edeceksin kendini bizim için? Tek yolu bu. Bu benim suçum. Benim baştan izin vermemem lazımdı. Affet beni seni. Anne. Sen Mehmet'e Gülendam'a sahip çık. Beni düşünme, tamam mı? Tamam değil. Bir daha buna izin vermem ben. Ben senden vazgeçmem Zeynep. Geçeceksin anne. Geçeceksin. Dediğin gibi benim yazgım buymuş. Direnmek boşuna. Nasılsın? Annem Kerim'i öldürmeye mi çalıştı? Kendini kaybetti. Sen dön diye yaptı. Sen ne yaptın peki? Yani ben yokken sen ne yaptın benim için? Emir'le uğraştım. Seni aradım. Ama asıl senin için şimdi yapacağım, yapmam gereken. Ne yapacaksın? Seni kaçırıp alıkoyduğu için Emir'i şikayet edeceğim. Emir'den kurtulmak yani senin derdin? Hayır.
sana yaptıklarının cezasını çeksin diye. Şikayet falan yok. Volkan, Emir'den kurtulmak için elimize geçen en iyi fırsat bu. Ben karıma bir söz verdim. Zeynep'e mi söz verdin? Karıma söz verdim. O aldı çıkardı beni oradan, farkında mısın? O getirdi beni buraya. Babam çıkarmadı beni oradan, o çıkardı. Ona da, onu önemseyen bir Allah'ın kuluna da zarar gelmeyecek, bitti. Volkan, Emir bu işin de bizim de peşimizi bırakmaz. Durumumuz çok kritik. Bu kızın kafası yine karışacak zaten. Karışmayacak. Nereden biliyorsun? Seni sevmiyor, senden nefret ediyor. Sen herkesi kendin mi sanıyorsun ya? Benden nefret eden sensin. Yine kaçacak, görürsün. Kaçmayacak. Bitti. Bu sondu. Sen de bitir artık. Emir elimizden her şeyimizi aldığında sen de biteceksin. Emir'den kurtulmak istiyorsan başka bir yol bulacaksın. Ben karımın yanına gidiyorum. Bekle. Bekle. Peki. Zahit Baba, Zeynep tamamen umudunu kesmişti. Bırakmasam daha kötü olurdu dedi. Öyle olmasa zaten Zahit Baba bırakmazdı. Uzun uzun anlattı. Kimseyi zorla tutarak özgürleştiremezsin dedi. Bana kızacağın bir şey yok. Karım benden vazgeçmedi. Kendi üstüne alma, senden değil. Annesinden, sevdiklerinden vazgeçmedi. Lan sen hala gülüyor musun? Emir tamam, bir anlamı yok artık. Benim için gerilmeyin artık lütfen. Biz senin için geriliriz de üzülürüz de. O nasıl laf? Hocam boşuna ama. Benim sizden tek isteğim var. Annemler sana emanet Emir abi. Hocam tek başıma daha kolay olacak. Annemin durumu belli. Mehmet de kötü etkileniyor. Siz annemlere sahip çıkın. O eve geri dönmesinler yeter. Biz annenlerle elbette ki ilgileniriz. Ama böyle yaparsan olur mu? Sen kendinden büyük acıların karşısında durdun. Pes etsen olur mu? Evet Zeynep. Teslim mi olacaksın? Hocam ben çoktan yapmam gerekeni yapacağım. Volkan'la o eve geri döneceğim. Emir abi ben kabullendim artık. Artık benim hayattan tek beklentim var. O da benim yüzümden kimseye zarar gelmesin. Kimsenin canı yanmasın. Biz senin için canımızı bile vermeye hazırız. Bu sadece sana değil, hepimizin yaşama umuduna dair bir mesele. Zeynep, anlamıyor musun? Hocam artık bu umut değil ki. Herkese zarar vermek. Artık bırakın beni lütfen. Hadi Volkan. Oğlum. Tamam dur. Ya şurada iki gün ayrı kaldık, tamam dur, bu ne aşk ya? Sen o iki günü bana sor. Ne oldu, bir şeyin var mı? Bir şey yaptılar mı sana ha? Anneciğim sakin, hiçbir şey yapmadılar. Karım sayesinde de kurtuldum zaten. Öyle mi? Volkan ben yukarı odaya çıkıyorum. Tamam güzel. Ne oluyor, ne bu havalar? Anne çok acıktım. Vallahi çok acıktım, bir şey sorma hadi. İyi. Bak, aldı karısını. Şimdi bu ev tepemize çökse, dünya yansa umurunda değil beyefendinin. Hayır kız da. Yok, kız deyip geçme. Senden de, benden de, bu evden de kıymetli onun için. Hele şimdi. Hani bana sevmiyorsun, ilgilenmiyorsun, o yüzden böyle diyordun ya. Beni bırak, sen seviyorsun, sen ilgileniyorsun madem. Sor bakalım, o seni seviyor muymuş? Biz onun için kimiz? Cesaretin varsa git sor oğlumuza.
İyi misin? İyiyim, yorgunum sadece. Bak eğer sen vazgeçersen Zeynep biter. Ben özür dilerim. Bence de dilemek zorundasın. Çünkü bundan sonra her şey sana bağlı. Bak, eğer Zeynep benden yardım isterse ben yaparım. Ama istemezse bir şey yapamam. Çünkü yapmam da doğru olmaz. O seçmediği sürece ikna olmadan yere götürmenin bir anlamı yok. Bunca şeyden sonra, bu insanları bu kadar maruz kaldıktan sonra genç bir kızın umutsuzluğa kapılması da vazgeçmesi de çok normal. Sana da vazgeçmemek düşüyor, değil mi? Bu insanlar sadece Zeynep için değil, bütün ilçe için çok tehlikeli. Zeynep senin için. Sarpça'dan onları kazımak benim işim. Umarım ikimiz de başarırız. Benim başka seçeneğim yok. Senin var mı? Yok. Hadi gir dinlen. Seni döndürmeye mecbur bırakmadın ya beni. En doğrusunu yaptın. Zeynep. Zorlamadığında her şey o kadar güzel olacak ki. Sen de anlayacaksın bunu. Ne oluyor? Kitaplarımı topluyorum. Sonra da gönderebilirsiniz. Ne acelesi vardı canım, gönderirdik yani. Var. Boş hayallerle yeterince zaman kaybettik. Bundan sonra içi dolu hayaller kuracağız beraber. Hadi kitaplarını götürsen. Evet Macide Sultan. Bir şeyler yapmışsın. Ama artık ayağını denk alacaksın. Ben mi ayağımı denk alacağım Volkan? Bu kız bu eve geri döndüyse benim sayemde döndü. Eyvallah, doğru. Ama bitti. Ne bitti? Bundan sonra Zeynep'in ailesine, Zeynep'in sevdiği kim varsa, okula, Elif Hoca'ya kimseye zarar vermeyeceksin. Yapma ya, bak sen. Anne ben ciddiyim. Babam da, sen de, ben de üzerlerine gitmeyeceğiz. Zeynep de bana itaat edecek. Sen bu odaya da yerleşirsin şimdi. Zeynep istemediği sürece girmeyeceğim buraya. Ha, anlaştık biz aramızda diyorsun. Anlaştık. Anlaşıldı. Bu kız seni uyutmuş. Ama yakında sen de anlayacaksın Volkan. Anne bana yardım et diye yine benim yanıma geleceksin oğlum. Yani başlangıçtan daha kötü bir haldeyiz aslında. Zeynep tamamen vazgeçti. Acaba sen de mi vazgeçsen artık ha? Bitti çünkü bu iş. Yok. Ben bitti demeden bitmez. Levent Hoca'yla da konuşacağım bugün. Onun okulda dersi var bugün ama bana uğrar mı bugün bilmiyorum. İyi, benim de dersim var zaten. Hatta şimdi duş alıp çıkmam lazım. Bulurum orada ben onu. Delireceğim ya. Delireceğim gerçekten. Bak bu kızın saçını başını yolacağım ben. Yolacağım. Ya hayatım anlattım ya sana. Benim evdeki kız. Ya Levent'e taktı mıdır nedir bilmiyorum. Saçma sapan ya. Kendi oyunlarını alet ediyor. Sürekli Levent'in peşinde. Aha. Tabii tabii canım, dersim yok ama gideceğim. Herhalde gideceğim. Tabii ki gideceğim okula. Çay. İyi geldi. İçimiz ısındı değil mi? Sen evlenmek istemiyorum dedikten sonra kimse seni zorlayamaz. Bilmiyorsunuz işte, zorluyorlar. Bir, iki, üç. Zeynep! 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 Zeynep!
Allah'ım sana şükür ya. Beni şu pejmurde kadından kurtardı. Çok şükür vallahi. Kerime teyze de iyi yani değil mi? Sana ne? Şşt. Gel kızım gel. Gel. Ferdi. Oğlum bu hafta izin gününde diyorum. Bizi dışarı çıkarsan nasıl olur ha? Ne dersin? Bakarız anne. Şöyle Fidan'la güzel bir yerde bizi yemeğe götürürsen. Bu hak etmiyor anne. Aa oğlum siz kardeşsiniz ya. Kızarsın da edersin. Ama Fidan senin için herkesten önce gelecek. Sen de onun için. Oğlum bu yukarıdakiler iki dakikada satarlar bizi. İşlerine geldiği gibi kullanırlar. Sonra hop bir bakmışsın sırtlarını dönüvermişler. Bu o kadar kolay değil anne. Biz onların her şeylerini biliyoruz. Özellikle de sen. Ya orası öyle tabii de. Oğlum bak bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bunu unutmayacaksınız tamam mı? Tamam anne. Fidan. Unutmam anne. Şöyle gelin bakayım o kuzularım ya. Bak hemen. Anne. Ben bugün de mi okula gitmeyeceğim? Yani annem yanına gitmem kesin değil değil mi? Duy kızın anne duy. Ya. Sonra da Ferdi niye sinirli diyorsunuz? Ya oğlum. Ben yatacağım anne. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi yat dinlen bakalım biraz. Kızım şimdi Volkan döndü ya. Macide bir nefeslensin. Ben bir Eşref saatini denk getirip halledeceğim merak etme. Tamam mı? Tamam. Levent hocam. Günaydın. Günaydın. Bugün sizin için birden fazla can sıkıcı konum var. Birini duydum. Zeynep eve geri dönmüş. Hemen diğerine geçeyim. Fidan. Bugün de gelmedi değil mi? Bütün olayların faturasını kıza kesmişler. Ben annesiyle konuşayım dedim ama. Yok, konuşmayın. Ben konuşurum. Sen konuştukça özellikle aşırıya kaçıyorlar. Sağ ol. Yani... Sağ olun Levent hocam. Rahat ol. Levent de, sen de. Hop. Sağ ol Levent. Günaydın. Günaydın. Ben de diyorum bu yakışıklı kim? Ay benim nişanlımmış. Okulda sevmiyorum böyle hareketler. Niye? Kısmetim kapanır diye mi korkuyorsun? Hayatım korkma artık okulun çoktan kapandı. Geri dönüş yok yani. Neyse. Ben Fidan'ın velisini arayayım sana haber veririm Elif. Buyurun Emir Bey. Heh. Fatma abla sen... Arkadaki odaları hazırlarsan Kerime Hanımlar buraya gelince oraya yerleştirelim. Ay ne iyi düşünmüşsün Emir Bey. Birazcık burada nefes alsınlar. Sana zahmet vereceğiz ama. Ay olur mu öyle şey? Çok çektiler. Bizim de bir hayrımız olsun. Sağ olasın. Nevzat, sen de yine okula gidip gelirken çocuklara göz kulak olursun. Bunların sağa solu belli olmaz. Bugün ak derler, yarın kara. Aa, tabii Emir Bey ne demek? Ben Esma ile birlikte onları güzelce götürüp getiririm. Esma'ya da bir... Esma'ya ne? Hı? O ne karışıyor? Onun haddine mi? Niye? O bu evde yaşamıyor mu? Yok ben o anlamda demedim de. Efendim. Tamam ne olursa olsun alalım ihaleyi. Sen teklifi hazırlat. Tamam. Tamam ben de çıkıyorum. Heh, hocam. Hocam. Biz bir şey düşündük. Hocam, Zeynep kendi gitmek istemiş ama biz onu asla bırakmayacağız. Hocam şimdi şöyle yapacağız. Bizim bir plan... Önce sakin olacaksınız gençler. Hocam biz sakiniz. Tamam o zaman. Adım adım gideceğiz. Her şeyden önce Zeynep'in psikolojisini toplamamız lazım. Toplarız. Ama sizi de korumam lazım. Bunlar öyle tehlikeli insanlar ki.
Size de bir zarar gelsin istemiyorum. Biz korkmuyoruz hocam. Hocam, ben hayatımda ilk defa kendimi bu kadar cesur hissediyorum. Hocam, ben de vallahi hırs yaptım ya. Ama işler o kadar büyüdü ki. Bir kızın ümitlerini öldürdüler. Ki bu bir insanı öldürmekten daha büyük bir cinayet. Evet, dersleri de bırakmanızı istemiyorum. Biliyorsunuz ki sınav dönemi yaklaşıyor. Hepinizden çok çok yüksek notlar bekliyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Hadi. Ha, Macide Hanım, ben bir okula gidip geleceğim. Fidan'ın öğretmeni aradı da. Elif seni mi aradı? Ay yok canım, o arasa gider miyim? Bu Levent Hoca var, hani böyle beyefendi bir hoca şey. O aradı, gelin de bir konuşalım dedi. Elif Hanım akıllandı demek, başkalarını sokuyor araya. Ben ne yapayım şimdi? Gideyim değil mi? Şöyle yapalım Şükrancığım. Ben de seninle geleyim. Hı? Şöyle okulda bir arzu endam edelim. Ya iyi de Macide Hanım, siz şimdi o kadınla burun buruna geleceksiniz. Ay sıkmasın canınızı, tadınızı kaçırmasın şimdi sizin. Keyfim kaçmaz benim, merak etme. Hadi çıkalım. Ne oluyor, nereye? Okula. Anne, ne dedim ben sana? Ne dedin Volkan? Okula gidiyoruz, müdür beyi bir göreceğiz, ne var? Ya bırak. Gidip o herife nispet yapacaksın. Gitmeyeceksin okula. Ben nereye gidip gitmeyeceğimi sana mı soracağım oğlum? Bana soracaksın anne. Macide Hanım, ben ne yapayım şimdi? Gideyim mi? Git Şükran sen. Hadi git. İyi. Hadi gittim ben. Dediğim gibi Fidan için böyle bir tercih hiç uygun olmaz. Çok olumsuz etkiler. Vallahi öyle olması gerekiyor hocam. Siz yine de tekrar bir düşünün. Son kararı almadan Fidan'la birlikte bir daha konuşalım. Tamam hocam, haber veririz. Nasıl geçti? Fidan'ı Bursa'ya göndermeyi düşünüyorlar. Şükran Hanım. Elif. Fidan'ın Bursa'ya gönderilmesi Macide Hanım'ın emri mi? Aa, ne münasebet canım. Macide Hanım benim kızıma karışmaz bir kere. İkimiz de biliyoruz ki Macide Hanım üstünde vazife olmayan her şey karışabilir. Seni işinle mi tehdit etti? Ha yok canım. Öyle bir şey yok. Olmaz, olamaz da yani. Ayrıca sen beni korkak kelime mi sandın? Senin gözün korkmaz yani. Macide Hanım istese de sen istemediğin sürece kimse kızını alıp Bursa'ya gönderemez. Öyle mi? Gönderemez tabii. Bana pek öyle gelmedi ama sen öyle diyorsan öyle olsun. Ha, aldık mı ihaleyi? Emir mi aldı? Ne teklif vermiş? Yahu sırf biz alamayalım diye zararına mı yapacakmış işi? Nasıl kalkıyor bunun altından? Tamam, kapat hadi, kapat. Ah Fidan, yani yattın yattın, anca yeni başladın değil mi? Senden bir tanecik iş istedim ya. Öf. Yok anne, olur mu? Çamaşırların hepsini yıkadım. Abimin gömlekleri vardı ya, onları da ütüledim. Çarşafları değiştirdim, banyoyu sildim. Ya bir burası kaldı işte, o da bitmek üzere. Kızım, ben senden bir tane bir iş istemiştim ama. Yani madem okula gitmiyorum, hani öyle boş boş oturmayayım, yapmış genel hepsini yapayım dedim. Sonuçta sen yukarının bütün işiyle uğraşıyorsun. Bir ton yük var omuzunda. Yani ben de sana bir faydam dokunsun istedim. Ama ben okula gittiğimde de yapabiliyorum bunları, biliyorsun anne.
Yani ben aslında sen ne istersen hep onu yapmaya çalışıyorum. Ama bazen yetişemiyorum, beceremiyorum. Ama işte evdeyken öyle yapayım dedim. Ah Fida. Ah kızım. Boş durmak, ağlamak, pes etmek demek. Ama hep çalışmak lazım. Gel buraya. Ne oldu? Yanlış mı yaptım yine? Gel. Güzel kız. Güzel kız. Hiçbir yere göndermiyorum seni. Kimse gönderemez. Gerçekten mi? Gerçekten. Tabii. İsterse o Macide Hanım tepinsin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anne. Ah güzel kızım. Teşekkür ederim. Bir tane. Efendim Cem? Heh, hocam, hocam acil Baykarıların evine gelmeniz lazım. Neden? Siz niye oradasınız ki? Zeynep'e mi bir şey oldu? Yok hocam yok. Korkacak hiçbir şey yok. Ama sizin hemen gerçekten çok acil gelmeniz lazım. Sizi bekliyoruz. Cem! Ne oluyor Şükran? Konuşalım, konuşalım. Söyle hadi yemeğe oturacağız. Macide Hanım. Kız kendine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Yok artık. Ya böyle intihar mektubu gibi bir şey yazmış. Allah korusun. Ben de anneme demiş bulundum. Annem de sakın benim yanıma gönderme dedi. Sen de hemen niye söylüyorsun Şükran? Ha, ne yapayım korktum. Bir tek kızım biliyorsunuz. Ama ben o öğretmene hem de o kötü arkadaşlara yaklaşma diye yemin verdirdim. Hatta... Hatta ne? Hani... Benim kızın aklına girersek biliyorsunuz biraz safça. O zaman Elif bir şey karıştırmaya kalkarsa gelir bize anlatır. Ben çözeceğim o işi. Kiminle? Ha, hani benim kız gençlerin yanında durur. Doğukan'ı aralarına almıyorlar ya biliyorsunuz. Gülendam da yok. Zeynep bir şey yaparsa gelip bize haber verir. İkna edebileceğine emin misin? Siz ne diyorsunuz yüzde bin? Peki tamam diyelim o zaman şimdilik. Ama eğer o hocayla tekrar yaklaştıklarını, yakınlaştıklarını duyarsam, görürsem... ...annene götürmeyi bırak, yatılı okula veririm onu. Yok yok, siz hiç merak etmeyin. Şunu götürüyorum ben, hadi. Ey Allah'ım ya. Sanki bir tek bunun böyle manyak oğlu değerli. Servis kim için? Bekleyelim mi? Zeynep için kuzen. O da artık bizimle yiyecek ama bugün biraz yorgun inemedi. Aa, onsuz boğazımızdan geçer mi? Kıymetli gelinimiz, biricik karın. Muhakkak. Ne oldu çocuklar, siz bu işe biraz bozuldunuz gibi. Çocuklar mocuklar ne biçim laflar öyle, adam gibi konuş. Ben sana Zeynep beni seçecek demiştim baba. Anladık. Sen de ondan başkasını seçmeye niyetli değilsin. Karısı tabii. Onu seçecek. Leyla sen de hemen böyle lafı yakala havada. Değilim biliyor musun baba? Umurumda değil hiçbir şey. Neyle karşı karşıya olursam olayım ben her koşulda Zeynep'i seçerim. Can, mal fark etmez. Volkan abartma istersen sen de. Yok. Bırak abartsın. Abartsın ki ne olduğunu iyice anlayayım. Yeah.
Bana da son anda haber verdiler. O kadar güzeller ki. Gençlikleri, umutları. Geceyi aydınlatıyor resmen. Baksanıza. Bir pencere bu dünya, bir pencere her yere bakar gider. Bir şartellik işiniz vardı, onu da hallettik. Ağzınıza sağlık. Bitti mi gösteri? Bitmez oğlum, bitmez. Bunların gösterisi, festivali, şovu bitmez. Tamam, gir içeri, biz hallederiz. Bunlar evimden gitmeden hiçbir yere girmiyorum. Halledilecek bir şey yok. Biz gidiyoruz. İyi edersiniz. Aslında polis çağırmam gerekirdi ama... Hadi diyorum, neyse, hadi. Bunların hepsini hapse attırmak lazım. Bırak, bırak, boş ver. Baksana, Zeynep aşağı inmemiş bile. Zeynep'in içine bir karanlık çökmüş. Ama biz buradayız. Arkadaşları, öğretmenleri. Ne olursa olsun, onun kalbinde yeniden ışıkları yakacağız. Ruhunu tekrar aydınlatacağız. Kesinlikle. Zeynep, senden vazgeçmeyeceğiz. Zeynep, seni çok seviyoruz. Elif hocam, bence artık gidelim. Gidelim. Haydi çocuklar. Zeynep asla dönmeyecek de bu süzme salaklar anlamayacak ha. O kadar emin olma. Ben karımdan eminim baba. Ya amcam yoktu, fark ettin mi? Ne oldu, haber vermediler mi acaba ona? Olabilir. Veya bunlar gibi şov yapmak yerine ailemizi batırmak için çalışıp meseleyi kökünden halletmek istiyor da olabilir. Batırmak biraz fazla oldu bence. Hiç fazla olmadı Volkan Bey. Kendi telaşınız yüzünden fark etmemiş olabilirsiniz. Fakat ailemizin durumu çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Ne tehlikesi baba? Anlatsam anlayacak mısın? Kaç kere şirkete geldin? Neyin nerede olduğundan bile haberin yok. Doğru, ben ne anlarım ki işten güçten? Nerede olay orada küçük baykara değil mi? İtlik, serserilik. Bir daha alay mı ediyorsun? Durum gerçekten kritik. Vallahi benim çok kritik bir problemim vardı babacığım. Ben kendim çözdüm. Bence sen de çözersin. Öyle mi Volkan Bey?
öyle mi? Tamam. Ya Emir abi olmadı işte. Tamam görüşürüz, ararım ben seni. Ne olmadı? Zeynep'in pek ilgisini çekemedik. Hatta umursamadı. Yani Levent Hoca'yla Elif Hoca'yı biraz ağlattık ama. Hı, Levent Hoca da mı geldi? Sen niye gelmedin? Yoksa daha yaşlısın diye seni çağırmadılar mı? Hiç de değil. Biz çağırdık ama toplantısı varmış, çok önemliymiş. Hem her şeyi çektik zaten, ben sonra izletirim sana. Tamam. Gençler gerçekten ışıl ışıldı. Ama Zeynep... Sabredeceğiz. Ama eminim sen yeniden Zeynep'in yüzünü güldüreceksin. Tabii bu sabır konuları senin en zorlandığın konular ama. Uzmansın, uzman. Benim zorlandığım konular, kötü olduğum hususlar. Say. E bir de fevrilik. Başka? Bunların hepsi çok konuşma başlığı altında. E ben gideyim o zaman. Yok, eğer açsan... Fatma abla bir elbasan tava yapmış, yok böyle bir şey. Aslında bir şey yemedim. E tabii oburluk da bir diğer husus olabilir. Obur olabilirim ama bir kilo almışlığım yoktur. Sanki Sarpça'ya geldiğinden beri biraz... O ne demek şimdi? Kızma ya, sanki dedim. Sanki. Canım. Ya benim tokam kopmuş da senden bakayım dedim ama sende sadece bu şahane şeyler var. Ne tokası, sen ne anlatıyorsun ya? Senin bu evde ne işin var Gülendam? Aa, Emir abim sana söylemedi mi? Biz artık burada yaşıyoruz. Yok, yok. Kabus falan herhalde bu. Yani seninle aynı çatı altında yaşayacağımı ilk düşündüğümde bana da kabus gibi geldi ama. Kabul etmeseydin o zaman. Hı? Ne yapayım? Kıramadım Emir abimi. Eh, bir de annemin durumu hassas. Emir abim diyor hala ya. Çıkar mısın odamdan? Bir daha da izinsiz girme. Hatta sen hiç girme. Bu evde özel alanlara herkes çok saygılıdır. Ah, öyle mi? Burası Buckingham Sarayı mı? Çık. Çık ya. Çık. Aman iyi be, ne kıymetli odan varmış. Aldın bunları. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben sana ne dedim? Fatma abla büyük şeftir. Yine dalga geçeceksin benimle değil mi? Yok canım, afiyet olsun. Zeynep umarım ne pahasına olursa olsun onu bırakmayacağımı biliyordur. Bilmiyorsa da tekrardan hatırlar. Hatırlaması lazım. Çünkü bu akşam öğrencilerimi öyle ışıklarla görünce anladım. Bu artık benden de ondan da daha büyük bir mesele. Tabii Zeynep'in kararları hepsinin hayatla kurdukları ilişkide çok önemli. Belki de geleceklerini şekillendirecek. Emir abi, artık bu büyük rezalet ama. Nedir? Ya bunu bu eve yapamazsın. Neyi yapamam? Ya Kerime teyzeyle Mehmet tamam da Gülendam da mı bu evde kalacak? Benim kararım böyle. Ama o kızın neler yaptı? Niye açıklamadın? Bu durumda bu çıkışı doğru bulmuyorum. İsyana tahammülün yok. Yanlış, yersiz, düşüncesiz, itiraza tahammülüm yok. Of, aman her lafı da başka bir ders, benden beter. Keşke sen de öğretmen olsaydın. Bu yaptıkları şey kafanı karıştırmadı değil mi? Bunlar konser tribidir ha. Vallahi bak böyle ışık mışık. Biz sen de çok güzel yerlere gideceğiz. Ben seninle hiçbir yere gitmek istemiyorum. Gideceğiz. Gezeceğiz, tozacağız. Ne bileyim,
Beraber alışveriş yapacağız. İstediğin her şey. Ben senden hiçbir şey istemiyorum Volkan. Karşılığında benden istediğin şeye de asla razı olmam. Ben senden sevgiden başka hiçbir şey istemiyorum. İlk defa bir ortak noktamız var. Nedir? İkimiz için de umut yok. Nedir yani? Bir kere eve aldık diye her gün gelecek misin? Sana gel dedim, gelmedin. Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Yalnız çok fazla vaktim yok. Zeynep. Çok kötü. Biliyorum. Ama Elif onu zamanla hayata döndürecektir. Volkan yanındayken o iş biraz zor Beymir. Kız ona bir adım atsa Volkan 5 adım geri götürür. Sen bana bunları anlatmak için mi geldin? Hayır. Zeynep'i sana teslim etmeye hazırım. Ne diyorsun sen? Al kızı götür diyorum. Macide ile Volkan hiçbir şey yapamazlar, garanti veriyorum. Geç bunları, geç geç. Karşılığında ne istiyorsun? Teessüf ederim Emir abiye de. Bu kadar acımasızlık sana hiç yakışmıyor. Acımasızın alası o kız. Ya hocam, biz aynı sınıfta zor duruyoruz. Aynı evde ne yapacağız? Tamam, çok büyük hataları var. Ama onu da anlamak lazım. O da daha çok genç. Kötü kalbinin bahanesi gençliği mi yani? Değil tabii ki. Ya hocam, biz bugün onun kardeşi için neler yapıyoruz? Bir kişinin bile aklına onu çağırmak gelmiyor. Ha değil çağırmak. Haberi olursa sabote eder diye korkup saklıyoruz ya. Ne yani? Siz Gülendam'ı silmediniz mi şimdi? Hayır, silmedim. Evet, ona çok kırgınım, hatta kızgınım. Ama değişebileceğine inanıyorum. Hatta en az sizin kadar acı çekiyor. O da kardeşine yardımcı olsaydı o zaman bizim gibi. Duramıyordur belki. Gücü yetmiyordur. İçinde neler eksik, neler kırık biliyor musun ki? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum ya. Ama ben istiyorum. Esma, bak lütfen ona bir şans ver. Emin ol, senin vereceğin şans benimkinden daha önemli olur. Tabii ki bu tekliften Volkan'la annesinin haberi yok. Onlar önemli değil. Ne demek değil? Şu anda bu teklifin gerçekleşmesi sadece Volkan'a bağlı. Biliyorum. Her şeyi biz halledeceğiz. Oyun yok. Yalan dolan yok. Yani Zeynep'i kurtarma karşılığında sana boyun eğmemi istiyorsun. Zeynep buna değmez mi? Evet. Nedir cevabın?